Ara sıcağın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konuğum benim de keyifle izlediğim kanallardan biri olan, daha doğrusu o kanalın sahibi olan Yusuf Kayal. Yusuf İzliyor hoş musun geldin. Sen? İzliyorum abi. Abi mi? Ben tarihe ilgiliyim abi. En son hangi videomu izledin? <laughs> En son hangi videonu izledin sorusuna net cevap veremem abi. İzlemiyorsun o zaman. Hayır <laughs> izliyorum. Bak an takip etmiyorum ama izliyorum <laughs> abi gerçekten. Abi izleyelim. seni izliyoruz diyorlar. Soruyorum tak en son video hangisi? Bir video söyle 3 sene önce yayınlamış. Ama ben nasıl izliyorum biliyor musun? Ona... Bu arada tekrardan söyleyeyim hoş geldin. Beni kırmadığın için çok hoş teşekkür ederim. bulduk. Direkt konuya geçtik. Evet hoş bulduk. Benim izleme şeklim şu abi. Ben giriyorum televizyondan izliyorum genelde YouTube'u ben. Eğer yatakta çok sıkılmıyorsam Abone olduklarıma giriyorum. O gün canım ne yapmak istiyorsa onu izliyorum. Eğlenmek istiyorsam eğlence kanalının son attığı videoyu izliyorum. Tarih istiyorsam seni izliyorum. Anlık falan. yayınlandığı gibi değil evet, yani. Zaten takip ettiğim çok fazla tarih kanalı yok. Sen varsın direkt yani salt tarih kanalı diyebileceğim. Onun dışında hani İlber Ortaylı, Fatih ile konuk olursa tabii, onu izliyorum tabii, falan filan gibi tabii, ilerliyorum. Tabii, tabii. Tamam izliyorsun o zaman. <laughs> Nasılsın abi? Biraz yorgunum. İş güç iş güç aile Aile, yani. ha, iş aile. güç, aile hepsi bir anda üst üste gelince insan oluyor yani. Şey olarak yaş 24 benim hmm. diyorum gencim, dinamiğim kaldırabilirim ama bazen kaldıramıyorsun gerçekten. 24 olduğunu bana daha önce söylemiştin diye hatırlıyorum ama şu an bir şaşırdım yine de. Niye? Daha böyle sende 30 demeyeyim de benle yaşıt vibe alıyorum. Ya 29 işte biraz bir alıyorum. Yaşanmışlıklar abi buram. <laughs> evet evet. Şaşırttı <laughs> beni şu an 24 Aynen, olmam. Aynen 24. ben sana söylemişimdir daha önce. Söyledin ikram ettin. Herkes şaşırıyor. Sadece şey değil yani. Sen değil. Herkes şaşırıyor 24 oldum. Abi var. sen e, anonim değilsin. Kendini paylaşıyorsun. Evet. Ama bir anonim havasına sahipsin anonim evet. havası diye bir şey vardır. İşte sizin kategoride mesela erlik anonimdir. Evet. Onun kendine has bir havası vardır. Tabii aynen. Sen de o hava var ama anonim değilsin. Şimdi şunu merak ediyordur insanlar. Mesela ben merak ediyorum. Ya yani bu videoyu ben bir izleyici olarak izliyor olsam şunu merak ederdim. Yusuf Kayalp özel hayatında nasıl bir abi? Ya önce şeye haber cevap vereyim anonim meselesine. Şimdi anonim meselesi şöyle, sizin gibi kanallara çıktığımda tanıyorlar beni genellikle. Hmm. Instagram'da birkaç fotoğraf paylaşıyorum. Ama dikkat ediyorum son zamanlarda bazı kanallara çıktığım zaman böyle dışarıda tanımaya başlıyorlar ve ben bunlar rahatsız oluyorum. Ben dediğin gibi anonim kalmak istiyorum. Özel hayatımda çok sade, çok klasik yaşıyorum. Hatta insanlar böyle tanışınca benimle YouTube arkadaşlar ya çok mütevazi falan diyor. Çok klasiksin diyorlar. Hı hı. Çok klasiğimdir yani öyle ekstrem bir şeylerim yok. Sabah kalkarım evde arkadaşlarımla buluşurum. Kahvede belki okey oynarız. Belki gideriz işte AVM'de bir yemek yeriz. Normal sıradan herkesin yaptığı şeyleri yaparım yani. Özel hayatımda öyle çok ekstrem şeyler yok. Hı hı. Çok detaya girme, girmeden söyleyeyim evliyim genç yaşta evlendim ee, bir tane de çocuğum var. Ee, Allah başlasın. Aynen 6 aylık Bizim için şaşırmadım. Bana. Aynen 6 aylık bir de e, çocuğum var çok güzel bir duygu i̇lk, açık açık söyleyeyim. Erken i̇lk, baba olmak nasıl bir şey abi? İlk 2 ilk, ilk ay ilk 3 ay çok şey yapıyorsun ya of nereden geldi nasıl yaptı zaten e, açık söylemek ki isteyerek olan bir şey değil ama işte <laughs> e, e, yapacak bir şey yok dedik. Şey mi abi hani o ilk 2-3 ay yaşadığın... Ya yapmasa mıydık mı yoksa Öyleydi. çok yoruyor beni bu. Yapmasa hani olmasa ya, yapmasaydık falan? keşke işte e, al, bak bunu açık açık söylüyorum. Bazıları çekinir bunu söylemekte şey bile diyordum ya keşke aldırsa mıydık falan filan öyle şeyler düşündüm. Ama 6. şu an 7. ayına giriyor. 5, 6, 7 böyle tepki vermeye başladığı zaman bu sefer şey oluyor. Hem de alışıyorsun. <laughs> babalık böyle, hissi. Ha, yani. Yorgunluk da hafiften bir gidiyor. Babalık hissi başlıyor. O zaman çok güzel oluyor. Şu an bilmiyorum ilerleyen dönemlerde belki daha iyi olur. Şu an en güzel dönemi bence. Ona şey diyorlar. Kadınlar e, daha Anne karnındayken iletişim kurmaya başlıyorlar bebekle ama babalar o dile geldi, geldiği zaman Etkileşim gösterince Evet etkileşime girince babalık hissini alıyorlar diyorlar evet. Herhalde bundan bahsediyorsun Tabii sen ya çok geç baba olan arkadaşlarım var onların yorgunluğunu ben görüyorum bir nevi de diyorum iyi olmuş ya. Ben yani 29'um daha olamadım mesela. Hani bugün yani, olmaya kalktı. Yani senin 32 33 var. hadi 33 diyelim sana. Ee, biraz belki ya yani inşallah bir sene sonra olur İnşallah. Hani ee, <laughs> 32 33'te baba olduğunu düşünüyorum. Yani bazı şeyler bir de benim bunu da belirtmedim. Benim oğlanın bir rahatsızlığı var. Geçtim. Şu an iyiye gidiyor. Sürekli hastanelerdeyiz ve ister istemez az, videonun başında da dediğim gibi yaş 24 olduğu için biraz daha genç, dinamik olduğu için koşturabiliyorsun. Aynen. Kaldırabiliyorsun ama ben 30-35 yaşında kaldıramazdım bu ya şeyleri. Zaten şöyle benim bu konuyla alakalı düşüncem çocukluğumdan beri aynı. Mesela benim babam ben doğduğumda 23 yaşındaymış. Tamam. Ve biz onunla gerçekten arkadaş gibi büyüdük. Ya Benim Arkası. de en büyük hayalim çocuğumla arkadaş gibi büyümekti ama bu hayalimden biraz ya. geç kaldı. Aynen, yani. aynen sen eleştirileceksin sürekli onu. <laughs> hafif bir amca moduna Aynen yani. Aynen. Abi son zamanlarda hayatına dair aldığın... Veya kariyerine dair aldığın yeni kararlar var mı? Ya asıl amacım hayatına dair aldığın kararları sormak ama yoksa kariyerine dair mı? Çok e, kariyerle de ilgili ya yani shorts videosu yapacağım bu yani benim çok o kadar ekstra şeyim yok. Aynen. Yani. Ama bu süreçte şey e, böyle kariyerimi çok etkileyecek çok teklifler alıyorum. Özellikle siyasi tabanda ama hiçbirini kabul etmiyorum. Siyasete birazdan çok sert bir şekilde gireceğiz. Tamam Ta tamam, o zaman onu onu sonraya alalım. Son birkaç ayda Yusuf seni en çok mutlu eden olay neydi abi? Son birkaç ayda e, oğlumun işte hastalığının e, yok olduğunu öğrendiğim Teşekkür zaman biraz edem, sevindim. Şey Teşekkür ederim e, O zaman en mutsuz olduğun soruyu da atlıyorum. O da muhtemelen. Onun en mutsuz olduğun ya şeyi üzülüyorum. Annemler hala eski bir binada oturuyorlar. Hı -hı. Deprem travmasını hala ben atlatamadım. Belki sen de atlatamamışsındır. İstanbuldalar mı? İstanbuldalar. Abi ben şeyden korkuyorum. Ya yani mesela kağıt üzerinde bak senle işte bak şu an çok keyif alıyorum videoda. <laughs> Sanki <her> şeyi konuşabiliriz <laughs> anladın mı? Aynen. İstanbul'da şey var ya böyle hani mesela bizim binaya da yalandan raporlar koydular ya yalandan demeyeyim suç işlemeyeyim burada da yani raporlar tabii. koydular işte şuna dayanıklı buna dayanıklı falan tabii, tabii. abi tamam o an tatmin ediyor beni sonra açıyorum bir bölüm Celal şengör izliyorum baba diyor ki Moral yıkılacak bizim. her yer aynen Şimdi Naci Görür'ün haberleri geliyor ha. sürekli. E Ben mesela 99 depreminde Gölcük'teydim. Ben o depremin ruhunu bildiğim için yani İstanbul'da mahvoluruz modundayım. Tabii aynen. Bir yandan taşınmak istiyorum ama taşındığımda da yaşamak istediğim hayatı yaşayacağım başka bir yer yok Türkiye'de. Yok tabii aynen. Yurt dışına taşınmak gibi bir ihtimal yok Türkiye'deki CPM'lerle. Çünkü geliri buradan elde etmeye devam tabii, edeceğim. Tabii aynen aynen. Ya da meslek değiştireceğim. Yurt dışından izlersek gideriz ayrı mesele. Evet, tabii canım bak o zaman nasıl <laughs> gidiyorum. Ya bu şey ara. burada ben depremden de korkuyorum ama deprem sonrasından da çok korkuyorum. Zaten sıkıntı o. ya Benim aynen. binanın yıkılıp yıkılmaması önemli değil abi. Ve atıyorum tamam. Allah korusun da deprem oldu. Yıkıldı bina. Kurtuldu bazıları şeyden. Abi ondan sonraki gördük yani Hatay'da neler oldu. Herkes kendi kafasına asayiş bozuldu. Millet Hı -hı. çıktı yağma yaptı. Ben o olaylardan çok korkuyorum. Ulaşım kilitlenecek. İstanbul'da kesinlikle En kitlenecek. problemli olan şey şu yakın oturmuyorsan ailene onlara ulaşamamak çok fena yakın olacak. Yakın oturuyorum Allah'tan. <laughs> o zaman süper abi gidip görebileceksen anında evet, süper. Aynen duydum. aynen. Çok kötü bir şey yaşanmadığı sürece. Tabii alakosu. tabii. Abi kişisel tatminini gerçekleştirdin mi? Yani bugün dönüp geçmişine baktığın zaman ya Yusuf hani bugünden sonra bir şey yapmasak bile bugüne kadar başardıklarımız... ...beni okey etti abi diyebiliyor musun? Diyebiliyorum, diyebiliyorum. Ben şimdi şeyden geldim ee, sevgili Hı -hı. şey ...Fatih evet. Altaylı ile Celal Şengonk şey ya... <laughs> ...Celal diyor <"Fatih> şimdi <laughs> öyle ben de öyle oldum işte. Ben okul okurken 8. sınıftan lise 1'e geçerken... ...memlekette okumak zorunda kaldık. Babamın durumları Memleket çok ne kötüydü, siirtim bu arada. Böyle bir soru geldi sana ısrarla takipçilerden. Hı -hı. Ben söylüyorum sürekli. Hatta direkt sorayım Kürt müsün sorusu da Kürdüm. geldi. Kürdüm, Arap sanıyor çoğu. Hı -hı. Arap değilim Kürdüm. Fenotipim galiba Araba benziyor diye soruyorlar onu özellikle. Hı -hı. Kürdüm. Şöyle bizim durumlar kötü olunca peder de dedi ki hadi İstanbul'da doğma büyümeyim. Dedi ki gidelim şeye Siirt'e. Memlekette oku. Aynen. Abi biz de İstanbul'da doğmuşuz. 13-14 yaşında falan gidiyoruz. Hiç ısınamadık Siirt'e. Siirt'te zaten şey oldum asosyal oldum. Şimdiki asosyalliğimi Siirt'e borçluyum. Orada durumlar daha da kötü oldu. Peder durum e, e, tepe taklak oldu. Daha önce de durumumuz çok iyiydi bu arada. Peder bir zengin diyebilirdik yani orta direkte de değil. Direkt zengin diyebilirdik. Sonra İstanbul'a geldik. Okulu bırakmak zorunda kaldık. Hı -hı. Tekstil işine girdim. Tekstil işi benim hayatımın dönüm noktası Kaç oldu. Kaçta bıraktın Lise 1'de bıraktım. Çünkü o zaman TEOK -OK diye bir sistem geldi. Hı -hı. Sövmeyeceğim o sisteme. TEOK -OK tam benim dönemimde geldi. Puanına göre liseye yerleştiriyorlardı. Benim puanım da 50 kilometre ötedeki bir Liseye liseyi tutuyordu. Abi 50 kilometre nasıl gideceğim her gün? Doğru. Her neyse okulu bıraktık zaten. Zaten istekli de değildik. Şimdi İstanbul'da okuyan adam bir anda Sirt'e gidiyor. Her şeyden uzaklaşıyorsun. Biraz kendi içine kapanıyorsun. Ya tarih falan okumadım bu arada. Bu soruyu. Tarih falan okumadım. Olduğum. O dönemde tarih ilgim oldu. Çünkü dersler kötü. Hadi derslere sarılalım dedim de tarihi en kolayıydı. Ben sözelci olduğumu da orada keşfettim mesela. İstanbul'a geldik. Çalışıyoruz. Küçük yaşta işe, iş hayatına başladık. Kirayı ben ödüyordum. Kardeşim de elektrik faturaları ödüyordu. Babam da bozulan işlerini toparlamaya çalışıyordu. Öyle bir ortamdan Çıkıp YouTube'da patladığım zaman değerini bildiğim için şey yapmıyorum yani o kazandığım parayı, işte kazandığım bilgi birikimlerini hep kullanıyorum. O yüzden şu an baktığım zaman evet abi şu an bıraksam bile beni idame ettirecek bir hayatım var. Tatminini gerçek. Aynen ama bunu yani. ekonomik olarak yorumladım ben. Hayal olarak? Hayal olarak yok. Yani bunu şöyle detaylandırayım biraz. Mesela benim küçüklüğümden beri hayalim hep şeydi. Bu hayal ettiğim meslekler için bile geçerliydi. Hı hı. Birilerine hitap etmek istiyordum ben. Evet. Yani bu şey olarak değil yani tüm Türkiye'ye hitap edeceğim anlamında değil. Ben bir konuda bir şey konuştuğum zaman birileri beni dinlesin istiyordum. Evet. YouTube o konuda beni çok tatmin etti mesela YouTube'daki kariyer. Tabii. Ya yani bu tarz bir tatminden bahsediyorum. Belki biraz daha de. ilerisi yarın da bugün öldüğümde ismim unutulmasını <laughs> o istiyorum. o çok o herkesin o aslında. O herkesin benim bir büyük abi. finalim bu işte istediğim. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Kendimi 10 yıl sonra nerede görüyorum? Ve nasıl görüyorsun? Nasıl da önemli? <laughs> yani ölü görüyorum da diyebilirsin yani <laughs> anlamadım mı? Yani anladım, anladım. ya bilmiyorum bu bu işlerden belki eleyete çekmiş olabilirim yani çok YouTube beni artık tatmin tatmin etmemeye başladı yoruyor açıkçası e, şey yapıyoruz yani boş durmayalım diye yapıyorum daha iyi, güzel iş e, teklifleri gelse daha böyle cazip şeyler gelse YouTube'u bırakabilirim Bunun ama kendimi alakalı... Kendim sonra nerede göreceğim bilmiyorum seni şöyle pekiştireyim YouTube tatmin etmiyor kısmında ben YouTube'a her şeye rağmen teşekkür ediyorum çünkü yani bugün sahip olduğum birçok şeyi ben YouTube'a borçluyum evet, Ciddiyim herkes herkes hayatımda. YouTube'da bu işi yapan herkes abi geçen Ruhi ile oturduk biz Evet. E hiç görüştüm mü, ruhiyle bilmiyorum ama. Birkaç kez telefonla konuştuk <laughs> o kadar. Yani şeyi falan gördüm. Şimdi o Türk kanalına artık yabancı video tamam, tamam anladım ne demek falan. Yani CPM'leri gördüm. Tamam. izlenme sayılarını, abone gelişini. Abi süper chatten yabancıların attığı donate'leri falan gördüm mesela. <laughs> Ve gerçekten Türkiye'de hani belki izleyiciler bunu şey olarak yorumlayabilirler. Nankörlük olarak yorumlayabilirler ama 1'e 10 bir fark var abi neredeyse var, Amerika var, var, aynen. Yani bu da hani şuna getiriyorum konuyu. Boşa çabalamıyoruz tabii ki. Türkiye şartlarında iyi yaşıyoruz. Harikasın. Ama globale göre Bayağı kötü durumdayız. Çok, bence boşu globale baktığın zaman ee, boşa ya, yapıyoruz bu işi. Globalin amelesiyiz bence biz Türkiye'de. Ya onu düşünmesek yani. zaten çoğu arkadaşım Ruhi'den ilham alarak en Cavit e, ismini söyleyince Cavit Pancar yılbaşında Ruhi ile beraberlerdi zaten fotoğraf paylaşmışlar. Hı -hı. Cavit dediğim arkadaş da mesela kendi şu an yabancı kanalaştı. Hı -hı. Birkaç arkadaşım daha var böyle yabancı. Bunlar hepsi Ruhi'den ilham aldı. Çünkü senin düşündüğünü düşünüyorlar. Biz Türkiye'de e, hak ettiğimizi alamıyoruz diye düşünüyorlar. Şöyle bir handikap var mı peki sence? Mesela biz bunu Ruhi ile oturduğumuzda da konuştuk. Abi mesela bence global Öyle video atmak değil ama. işte insanlar evet. bence bunu idrak ediyorlar. Şimdi Ruhi öyle bir şey yapıyor ki abi... ...o içerik zaten globalde izlenir. Tabii. Şimdi Burak Güngör kanalı tamam gündem eleştirisi... ...tamam belki MrBeast'in CGI... ile çektiği videoyu eleştirmemi izlerlerdi globalde ama... ...Enes Batur'un kız arkadaşıyla ayrılmasını ben nasıl izleteceğim abi? İstersen Tabii. 120 dile çevireyim yani. Aynen öyle ya Ruhi'ni yaptı bambaşka evet, bir şey. Evet çok iyi kendini adapte etti oraya... ...ve içeriği uygundu Ruhi'nin. Sende mesela... Bence yine aynı şey geçerli. Abi çok tabii. iyi video hazırlıyorsun ama Osmanlı tarihini sen Kim? bir Endonezyalı'ya -en nasıl izleteceksin abi? Aynen. Aslında şöyle bir şey olabilir. Müslüman ki diğer Müslüman i̇zler, ülkeler izliyor. İzler Aynen. ama ruhi gibi bir Ruhinin standartına kimse ulaşamaz evet, şu an yani Türkiye'de. O bir National Geography ayarında bence YouTube tabi. Tabii. içerik yapıyor. Tabii şu çok an. güzel. Ya şöyle bunu da açık açık izleyicilere söyleyeyim. Mesela ben aylık 5 milyon izleniyorum tamam Hı. mı? Yurt dışından 500 bin izlenen, 1 milyon uçak izlenen adam. Abi, Amerika'da o he, Aynen uçak alırsın dediğin gibi. 5 milyon tamam eyvallah. Türkiye şartlarında benim çok emekçi arkadaşım var. Senin de vardır. Tabii ki. Emekçi arkadaşlara baktığımız zaman şey diyoruz ya, iyi kazanıyorsun. Tamam eyvallah. Ama bir YouTuber arkadaşla konuştuğumuz zaman anlıyorsun yok ya değerini alamıyorsun. Onda birini alıyorsun ya. Amerika'da kazanan adam 100 dolar kazanıyorsa sen 10 dolar kazanıyorsun. Yani ciddi manada bence dünya üzerinde YouTube'un e, Ben iş, bunu hala iş neden olduğunu çözemedim ama. Bence. Ben yani. bunun neden olduğunu hala çözemedim. Sen daha iyi biliyorsundur. CPM konusunu mu? Aynen ben Abi onu hala şöyle, bilemiyorum. Ya çok basit anlatayım hani madem izleyiciler de belki ilgi duyarlar. Amerika'da e, gerek siyasi ortam, gerek işte maddi ortam markaları <laughs> güven veren bir durumda. Yani <laughs> sanıyorum <laughs> <laughs> X markası Amerika'ya Bütçe olarak YouTube'a 50 milyon dolarla giriyor. Türkiye'de 500 bin dolarla giriyor. Sallıyorum tamamen. Tamam. Ona göre de düşüyor bütçe abi. Mesela Türkiye'de bir siyasi kriz patlıyor. Marka diyor ki bu sene Türkiye'ye şu kadar yatıracağız. Belki yarı yarıya indiriyor Anladım. yatırımını. Çünkü güven vermiyoruz ülke olarak. Şöyle bir algı da var. Dolar yükseldikçe YouTubelar fazla kazanıyor. Ben de bak soruyorum tabii ki, mesela tabii sana. Ki. Kazanıyor mu? Ama kazanıyoruz daha <laughs> fazla. Ama <laughs> giderimiz de daha, daha fazla artıyor. YouTube'un gelirleri dolara mı endeksli? Abi şöyle dolara endeksli. Ben ama bilmiyorum ben ciddi. %100 endeksli değil. Hı -hı. Yani şimdi orada şey saçma oluyor. İzgilerle şöyle de çok örnek örneğini vereyim. 2018 yılında ben aylık 5000 TL ile kiramı ödüyordum, geçiniyordum, araba kiralıyordum, benzinimi de her hafta bir kere falan dolduruyordum yani en az. Hı -hı. Ve çok rahat yaşıyordum. Bir dahaki aya da para sarkıyordu bu arada. Hı -hı. Şu an mesela onun bak abartısız söylüyorum 20 katını kazandığımda bile o zamanki kadar rahat yaşayamıyorum ben. E çünkü Gerçekten her şey çok pahalı abi. Tabii, tabii. Cidden pahalı. Tabii. Yani ben yılbaşı gecesi bir alışveriş yaptım ve hiçbir şey almadım kanka. Gerçekten hiçbir şey almadım. 5.000 TL ödedim. Ve çok. yani 8 tane kola, birkaç tane işte bir şey falan vardı yani orada. Çok bir şey yoktu. Tamam, <laughs> çok Evet yani. <laughs> çok acındırmayalım kendimizi de ya. Acındırmıyorum. <laughs> Bak mesela acındırmak değil ama bunları söylemeden de eleştiremezsin. Tabii tabii. Ya, ya sektöre giren herkes bilir bizim ne demek istediğimizi Aynen. sektördeki. Orada da şey var işte. Tam onu anlatıyordum. Şimdi Apple mesela. Hani Apple'dan örnek vereyim. Zaten reklam vermiyor Apple. Tabii. Şimdi Amerika'da adam çok ciddi bir bütçeyle reklam sokuyor YouTube'a. Niye? Çünkü alım gücü var abi orada. Apple oradaki reklamla mal sattırabiliyor. Şimdi burada bir telefon olmuş 80-90 bin TL. Onu alacak olan adam zaten Apple'ı biliyor. Ona hmm. reklam vermesine gerek yok zaten Apple'ı. Tabii aynen. Yani bilmeyene veya niyetlenmek isteyene reklam veriyor bu adamlar sonuçta ama işte bilmeyen adam da zaten alamıyor abi. Alamadığından bilmiyor. Anladım. O yüzden de az bütçeyle giriyorlar bizim CPM'lerde. Bu konuyla bu ilgili oluyor. birkaç tane daha sorum sana kamera arkasında olacak. Tamam. Yok burada da sorabilirsin orada. Ya çok yani. kafa açar. İzleyiciler anlamayacağı sorular. Sonlara doğru sor sen. Aynen. Abi şöyle bir soruyla geleceğim sana. Hangi ideolojiye kendini daha yakın görüyorsun? Abi şimdi ideoloji mi parti mi? Bunu genellikle parti için soruyorum. İdeoloji sonra partiyi sorayım ya, o zaman. İdeoloji ideoloji olarak baktığım zaman kendimi hala tanımlayamıyorum. Ya yaşımın küçüklüğünden dolayı ben daha kendimin henüz ideolojik olarak da dini görüş olarak da lisede tam oturamadım. Lisede böyle dönemsel komünist oldun mu? Yok hayır ya. Ha, olmadı mı? Bizim lisede, lisede çok vardı çünkü öyle. Tabii. Lisede tek derdim babamdan para çalı cebinden para alıp internete gitmekti yani. Bunlar da <laughs> okay. yani benim ailem öyle çok şey değildim. partiler olarak baktığında hiçbiri zaten beni tatmin ediyor. Ama kendime belki şey ulusalcı diyebilirim yani. Ama şöyle de var mesela ...benim bazıları Atatürk düşmanı... ...olduğumu düşünüyorlar falan... ...bazı videolarımı açıyorlar... ...bakıyorlar diyorlar bu Atatürk düşmanı... ...halbuki Atatürk videosunu açanlar da... ...benim aşırı derecede Kemalist olduğumu düşünüyorlar... ...ben de şöyle... ...yok... Mesela saat 9'u 5 geçe kadının biri yürüyordu. Twitter'da görmüşsün sarı saçlı bir tane kadın yürüyordu. Millet buna tepki gösterdi. Bu kadına linç ediyorlar. Ya yürüsün kardeşim bana ne? Ya Atatürk'e küfür etmediği sürece, hakaret etmediği sürece sorun değil. 9'u durmasın. Ben bir Atatürkçü, kendimi Atatürkçü olarak görüyorum bu arada. Ve bunda da yine erliğin şeyi var. Erlik de bunu daha önce de söylüyordu. Atatürk'ü, gerçek Atatürkçüyü anlamak istiyorsanız Rıfkı Atay'ın kitaplarını okuyun mesela. Ya Atatürk bugün kalksaydı 9'u 5 geçe yürüyen kadına aferin iyi yapıyorsun derdi belki. Şimdi orada kadını linçlediler. Ben bundan rahatsız oldum. Ya ihtiyacımız yok zaten o kadının fikirlerine de Atatürk'ü sevmesine de. Abi yürüyerek saygı belirlenmez. Yani, yani aynen. Yani en basit ha, yani Çıkıp orada Atatürk'e hakaret ediyorsa tamam ver gerekeni. Bizim ülkede yani bir şey kalmadı yani sağ sol kalmadı. Artık aşırı uçta ne demek istediğimi anladın umarım. Ya ortası kalmadı yani bu işlerin. Her her konuda öyleyiz. Kendimi ideolojik olabilir. olarak mi? Belki yarın bugün 30-40 yaşına geldiğimde bana şey derler. Şu an e, İmamoğlu'na çok söylüyorlar o anap tarzı siyaset yapıyor. Belki de bana anaplı derler. Ya senin videolarda şey var. Bence o konu onunla alakalı biraz. Şimdi sen siyasete mizah da katan bir adamsın videoların evet, aynen. içinde. Şimdi bazı insanlar da bu siyasi figürleri özellikle. Ya Atatürk için söylemiyorum Atatürk bende tamam, siyasi Atatürk figürün de ötesinde. Tabii yani. tabii. O kurucu ülkenin ee, kurucu. Çok fazla benimsiyorlar tamam mı? Yani Hı -hı. mesela eski gibi Cumhurbaşkanımız. Sen orada bir mizansen katıyorsun olaya ve adam diyor ki ya nasıl ya o kadar ciddileştirmiş ki gözünde onu. Hayır böyle bir pozisyona sokamazsın onu falan. Tabii. Ya halbuki her şeyin miza olur aslında dozunu kaçırmadığın sürece. O yüzden seni muhtemelen bilmiyorum Tabii. hangi videosu. Ondan dolayı. Ama ondan dolayı. Atatürk düşman olarak gören bir kitle mutlaka vardır. Sen dediğinden dolayı. Ben kendimi mesela Atatürkçü gören bir gencim. Bana göre kemalistliğin içini o kadar boşalttılar ki mesela kemalistlik title'ını mı denir artık ne denirse onu kendime uygun görmem mesela. Çünkü çok kötü bir yere götürdüler onu. Harikasın. Ya bu şey gibi. Böyle bakıyorum olaya. Dindar biri hadi gel namazı zorla kılacaksın. Zorla seni türü. Bu aynı şeye geliyor yani. Ya i̇nanmıyorsa, inanmıyorsa, i̇nanmıyorsa Saygı, ne demek saygı göstersin. düşünmüyorum ama ben, yani duymuyor. Ben anladım Duymuyordur yani. Hani beni çok ilgilendirmiyor. Aynen. Ben, ben, de, de öyleyim işte. Ya ben onu anlatmaya çalışırım sadece. Hani benim sevdiğim ki yaşadım yakın zamanda bunu bir YouTuber eski YouTuber'la. ismini de vermeyeyim. Seninle yayın dışı konuşuruz. Tamam. Yani Atatürk'ü sevmediğini söyledi. Ben de sev söyledim O neden sevmediğini anlattı ben neden sevdiğimi anlattım orada bitti abi muhabbet Aynen benim öyle. olayım o sana sorulara biraz karışık soracağım bu arada Yusuf keyfine göre sıkılmayalım diye çünkü ben seninle birazdan hard bir tarih konuşmak istiyorum tamam tamam sosyal medyadan kazandığın kazançlama hayatını devam ettiriyorsun. Yok, ee, ya büyük çoğunluğu evet, ya yüzde yetmişi sosyal medya, hı hı. geri kalanı böyle ek işler yapıyorum. Babamın işi var, bazen onlarla ilgileniyorum ya yani. Araba işi mi vardı? Ee, araba işi babamla birlikte yapıyoruz bazen ortak şeyler, onlar oluyor. Çünkü babamın da kazançları hemen hemen benimkile aynı olduğu hı için hı. düzeltti bu arada babam. Videonun başında babam battı dedim. Ticareti bilen adam işte böyle arkadaşlar. Adam ben battı. Hiç ben Yusuf bu arada. Ne? Ticarette ben hiç çok. Benim yokum. babam çok profesyoneldir, <laughs> çok iyidir. Zaten kan... batıp çıkan adam öyledir abi. Aynen, batıp ikinci defa patlayan bir adam. O yüzden babamla ortaklaşa şey işler yapıyoruz. Mesela ne diyoruz. Babam diyor gel böyle bir araba var beraber alalım. 2 ay sonra satalım. Şöyle bir ev var gel alalım kiraya ver. Böyle ek işlerimiz oluyor evet. Bir dönem Bitcoin işleri oldu. Kendime bir araba aldım. Geldiğim arabayı ondan almıştı Bitcoin. Tutturdun mu Bitcoin'de? Tutturdum. Ben bıraktım. Arabaya aldım. Bir hafta sonra şey ayı sezonu mu diyorlar? Ayı sezonu başladı. Balina mıydı? Balina mı balina diyorlar? Ay ayı. vallahi unuttum kanki. Ayı ayı. Yok balinalar şey yapıyor. Ayıyı getiriyor diyorlar. Ha öyle mi? O balinalar büyük iş adamları ben falan. Hiç girmedim batarım diyor oraya. Ben e, batmadım. Yani şöyle 200 bin kazandıysam atıyorum 20-30 lirasını batırdım ama kazandım parayı Peki batırdım. Peki hangisinden çoğunluk gelir geliyor şu an sosyal medyadan? Sosyal medya canım aynen. Sponsorlar Hangi takımdasın abi? Abi <laughs> Galatasaraylıyım. E güzel abi. Bunu neden Twitter'da mi? sormuştu biri Galatasaraylı dedim. Ee, herkes baktım bir anda gülmeye başladı. Ben mizah espriyi anlayamadım sonradan anladım videoda söylemeyeyim istersen. Söyleme. Ya, anlamadım ama söyleme. Sen öyle diyorsan vardır bir sıkıntı <laughs> orada. Abi tarihe ilgin nasıl başladı? Az önce bir kısmen cevap verdin ama belki detaylandırmak istersin. Ne tekrar bir soruyorum. Tarihe ilgin babamdan dolayı başladı. Babam biraz agresiftir. Derslerimiz kötü olduğu zaman, karneler kötü olduğu zaman... ya. Çok böyle dayakçı bir tip değil. Tabii bazen vurur döver yani. Keşke babayı da çağırsaydık videoya ya. Babam tam <laughs> Her soruda geçiyor bir kere reis. Tam babam kolpaşino <laughs> karakteri biliyor musun? Görsen, tipi de görsen gülersin yani. Öyle bir tip. <laughs> ee, da buradan eee izliyordur büyük ihtimalle benim birader açıp gösteriyor ona. Pederden korktuğumuz için ya kardeşime dedim kardeşim aynı sınıftayız. Beni de onunla beraber yolladılar ki hani ezilmesin diye öyle düşünce neyse her neyse. Biraderle birlikte dedi ki oğlum dersleri düzeltmemiz lazım. Babam yoksa dövecek biz yani. Hani karne kötü geliyor. Tamam dedik dersleri kitaplara açıyoruz hiçbir şey anlamıyoruz. Şey geldi, inkılap tarihi geldi. Baktım çok şey geldi, basit geldi. İşte Atatürk 1881'de doğdu. Şuraya gitti. Şu rütbeyle şuradan mezun oldu. Ha, bu sardı dediğin. Ha, yani. Bu orada tamamen ilgim orada başladı. Ondan sonra ikinci seçenekte Cavit'in videolarını gördüm. Hı -hı. Daha da böyle haşır neşir oldum tarihle. 2016'da da tarih videoları yapmaya başladım. Bu kadar basit. Şimdi sana bir soru var. Evet. Normalde bizim bu ara sıcak içeriğimizin içinde en son... Sen sor ben sorayım diye bir bölüm var. Orada izleyicilerden gelen soruları sana iletiyorum. Ama bu soru da orada olması gereken fakat ben buraya Beğendin aldım. Yani. Orada sormadım. Okey tamam. Abi sponsorsuz video yapmayı düşünmüyor musun? Ya şimdi bunu geçen gün açıkladım <laughs> şimdi. Bunlar böyle böyle, bunlar böyle salakça sorular sorar <laughs> Salak, salak, salak. <laughs> Aynen. Ya yani şöyle Çok mu yapıyorsun abi bu arada? Her videomda sponsor var ama şöyle Süper abi işte kazançlı. Hani, güzel de ben mesela normalde bir tane Türk firması geliyor. Biliyorum ona vereceğim normal standart fiyatı verirsem o adam şey yapacak. Benle ya bir kere çalışacak ya hiç çalışmayacak. Ben ona uygun bir fiyat veriyorum ve şöyle bir süreklilik e, sağlıyorsun. Süreklilik de sağlamak için şöyle diyorum. Bak diyorum seninle 10 video çalışalım, 5 video ve biliyorum o videoya dönüş olacağını. Hı -hı. Oradan kabul ediyorlar. Benim 5-6 tane sponsorum birikiyor. Ben de işte öyle sıradan alıp yaptığım için millet şey sanıyor. Halbuki sponsor beklemiyorum. Zaten var. <laughs> onu soracaktım yani sponsor gelmediğinde video atmadığın için mi böyle Hayır bir sponsor olmadığında diye? da atıyorum video. Anladım, Ama anladım, çok ben fazla ben sponsor söyleyeyim. olduğu için her videom sponsorlu oluyor maalesef. Anladım. Ara sıcak <laughs> bize de bir sponsor. Aynen. Şey şöyle artık yavaştan tarih kısmına geçmek istiyorum abi ben. Tamam. Türkiye'de en sevdiğin tarihçi kim? Türkiye'de en çok sevdiğim tarihçi, tarihçi değil de Celal Şengör'ü çok seviyorum mesela. Kitabını ben de seviyorum. Yani benim benim dilimde anlatıyor. Yani hızlı anlatıyor. Murat Bardakçı'yı da seviyordum da son zamanlarda kendisine biraz ayar olmaya başladım. İlber Hoca'nın nasıl adı geçmedi abi? İlber ya İlber Hoca'ya geleceğim şu 3. İlber Hoca'ya. Ama şey Ama ben bir İlber yazılmaz mı? Bile İlber Hocası. ben yazmıyorum çünkü Murat Bardakçı şöyle bundan 10 sene, 5 sene öncesini bahsedeyim çıkıp açık açık tarihle ilgili söylenmeyecek şeyleri şak diye evet. söylüyordu ve belgesini çıkar korkmuyordu onu çok seviyordum o hareketi onu ben de hissediyorum biliyor musun bence İlber Ortaylı her bildiğini anlatmıyor abi aynen öyle bazı şeyleri anlatmıyor ben yani. de öyle hissediyorum yani geçmişteki yayınlarını izliyorum oradaki özgürlüğünü hitap şeklini görüyorum. Şu son zamanlarda yaptığı açıklamalar, anlattığı şeyler beni de tatmin etmemeye başladı. Ya çünkü Celal Şengör dediğiniz adam yani açık açık mesela Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanıyla bir yemek yedim diyor. Rezalet. Böyle konuşuyor onu. yani. Hatırlıyorum onu. İktidara sağlıyor yani şey rahatlar yani. Ee, geçen gün bir olaydan dolayı linç de yemişti. Anlatmıştı onu, bahsetmeyelim işte. İlber Ortaylı'yı da üçe sokarım ama. Peki sence tarih bilgisi olarak işlerinde en iyi kimdir? Haksız bir soru mu olur? İlber Vallahi hocaya. bence İlber Ortaylı'dır ya. Bence İlber Ortaylı hocası ya ben çünkü işte, Halil alacak aynen. yani. Yaşayan bir efsane olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi keşke biraz daha özgür olsa eskisi gibi olsaydı. Tabii olsa aynen hocam. aynen. aynen. Abi şöyle bir soru var sana. Tarihten silinmesini istediğin bir kişi veya bir olay söyler misin? Tarihten silinmesini istediğim bir olay. Ya şimdi klasik böyle muhteşem yüzyıl tayfasına göndermeler yapmayayım ama. Evet. Çok var abi ya bir tane örnek veremem. Ya burada ama şey istemiyorum senden onu açık açık söyleyeyim şimdi İlber. Ee... Ha, Fatih Sultan Mehmet 10 sene yaşadı. Klasik şeyler söylerim yok, ben. Yok yok silinmesini istediğim derken hani... Abi, onu herkes ya, söyler zaten. Tabii aynen. Dördüncü yani bana... Mustafa derim mesela. Osmanlı'nın en rezalet hiç, hiç padişahı mesela. Yani, aynen, aynen, hiç olmasaydı çok güzel olurdu. Bir olay peki? Olay Fatih ölmeseydi da, derim yani. Peki sana bir şey soracağım. bak bu Çok düşünmedim yok. bunları Senle biliyor musun? tarih konuşalım diye soruyorum. Tamam. Sence Cem Sultan'ın tahta geçememesi mi Osmanlı adına daha belirleyiciydi? Şehzade Mustafa'nın geçememesi mi? Ee, bence Şehzade Mustafa'nın. Çünkü Cem Sultan'ı şey diyorlar. Direkt babasının kopyası. Zaten ba Cem Sultan'ı istememelerinin sebebi de... Fatih devlet... istiyor ama. Fatih, yani Fatih istiyor ama devlet... Istiyor. Fatih Sultan... Ben bunu son videomda anlattım. Son videoda Fatih Hı -hı. Sultan Mehmet videosu bu arada. Fatih Sultan Mehmet çok dinamik bir padişah. Sürekli sefer, sürekli sefer bir de seferlere kaynak olsun diye e, vergiler istiyor. Halk ve devlet erkanı da bundan bakıyor ve asker de bundan bakıyor. Cem Sultan da onun gibi diyorlar şimdi diyor bir de 30 yıl Cem Sultan'la uğraşmayalım diye Beyazıt'ı destekliyorlar. Beyazıt da o zamanlar babası e, Fatih Sultan Mehmet bilerek ismini Beyazıt konuyor. Hani Yıldırım Beyazıt gibi olur, savaşçı <laughs> olur, fütuhatçı olur. Ama Beyazıt da çok alemci bizim gibi. <laughs> Oturuyor evinde, içiyor içiyormuş da bu arada Şehzadelik döneminde sonra sofu olmuş. birçok padişah var. Tabii, aslında. aynen. E, yani kafa, umurunda değilmiş yani. O yüzden ikinci Beyazıt'ı izliyorlar. Zaten ikinci Beyazıt yükselme döneminde duraklama dönemi olarak geçer Beyazıt dönemi. O yüzden Beyazıt diyorlar. Şehzade Mustafa ile ilgili ben çok şey bilmedim. Okumadım da. Hani e, Cem Sultan gibi Fatih'e benziyor diye, diyemiyorlar. Ben Yavuz küçükken Cem'in bir kitabını okumuştum ama okuduğum kitap tabii ki Cem Sultan üzerine olduğu için bir kahraman gibi anlatılmıştı. o kadar Kaynaklarda Cem Sultan'ın daha kişiliği belli. Mustafa'nın evet yani. bilmiyorum diyorlar Yavuz Sultan Selim'e benziyor ama ben çok görmedim yani öyle. Peki abi. Geçen mesela Celal Şengör'ün bir videosunu izledim bununla alakalı. Kafa TV'deydi yanılmıyorsam. Fatih Sultan Mehmet sence abartılıyor mu yoksa gerçekten çağının çok ötesinde bir adam mı? Bence anlamda? de çağının çok ötesinde bir adam. Yani ben bile bazen anlamıyorum ya yani bu neden yapmış falan. Bu arada atmıyorum. ben abartılıyor anlamında sormuyorum bu soruyu. Yanlış anlaşılmasın. Böyle diyordu. bir adamı yakaladım tarih üzerine konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani biz bunu de tabii söyleyeyim. profesyonel tarihçi değiliz yani. Hı. yani i̇stiyorsan sana İlber Ortaylı'nın danışmanını getiririm buraya ayırmasına yani da. de. Eyvallah kardeşim <laughs> çünkü, çünkü bizim şunu da söyleyeyim açık açık. Daha önce de defalarca söyledim. Bazı videoların ben yaparken öğreniyorum ya sonuçta biz akademisyen değiliz. Ee, bu evet. bu e, iş üzerine okumadık. Ya tabii canım araştırıyorsun, öğreniyorsun ha, aynen. üzerine bir şey Çoğu videomda kaynak koyuyordum. Son zamanlarda koymuyorum. Fatih Sultan Mehmet bence abartılmıyor ya. Çok vizyoner bir padişah yani. Mesela Celal Şengör şey diyor. İstanbul'un fethi çok büyük bir başarı değildi o dönem için aslında diyor. Ya onu şey ya, söylüyor. Tam olarak böyle hani Tabii böyle söylemiyor da buna yakışır. Sürekli şey akınlar olmuş, sürekli akınlar olmuş. Adamlar artık hani bitme noktasına gelmiş, zayıflamış, Fatih girmiş öyle söylüyorlar Çok daha yani. erken bitirebilirdi savaşı diyor. Zaten yıldırım Beyazıt döneminde bitirilecekmiş. Tam hmm. fetih olacakmış. Timur belası çıkmış başımıza. Ben Timur'u da çok severim. Kanalımın logosu zaten. Hı hı. Ve sevdiğim için bazıları bana Türk düşmanı der. Türkleri katletmiş diye. Hı hı. Abi dönemin konjektürü öyle yani. İki tane Türk lider. Sana bununla alakalı bir soru daha sorayım mı? Sor <laughs> Tehlikeli soru bunlar ama soracağım Sor ya. Yani. <laughs> Madem tartışalım biraz. Bir izleyicimiz demiş ki Fatih Roma İmparatoru mu? Bence Roma imparatoru sonuçta onları tahtına Kendini öyle almış. tanımlıyor diye bir evrak var Zaten evet evet. Detayına evet. hakim değilim ama e, doğru öyle, mu bu? Öyle öyle. Zaten o şey istiyor. Kozmopolitik bir e, imparatorluk yaratmak istiyor. Herkes onun emrinde olsun. Her dinden, her dilden insan olsun istiyor. Peki, o yüzden Doğru Roma imparatoruyum diyor. Doğru mu? Kaiser. Doğru anladım. doğru tabii canım. Yok doğru. şu anlamda doğru mu anladım? İzleyiciler de tam anlasın diye söylüyorum. Burada anlatmaya çalıştığım şey e Bizans'ın imparatoruyum demek değil aslında. Tabii canım. Roma bütün dünyaya hükmeden bir Tabii. E, Amacı devletti. Osmanlı İmparatorluğu'nda tekrar diriltmek o kültürü. Evet yani o kadar güçlü bir devletin imparatoruyum ben anlamında söylüyorum Tabii, aynen. bunu yorumluyorum. Zaten e, Halil İnalcağa göre de bu bilgiye de vereyim. Osmanlı'nın devlet değil imparatorluğun kurucusu Fatih Sultan Mehmet'tir. Ha o başka bir yere getirdin konuyu şu an. Bir dakika o zaman şöyle söylerim sana. Sence Osmanlı'nın en başarılı padişahı kim? Fatih klasik ya Fatih. Mesela buna kanuni diyenler de var. Yok ben kanuni demem canım. Ya kanuni abi hazıra kondu ya. Ya o Sultan Selim'in döneminin ekmeğini yedi. böyle mi peki kıyaslanır? Yani mesela her tarihçi bunu başka diyor. Bir tanesi diyor ki işte sandık doluydu. Parayı kastediyorlar. Yani. Tamam evet, doğru doluydu. hazine doluydu. Şimdi başarı orada hazinenin dolu olması mı ama? Hazinenin orada dolu olması değil. Anadolu'daki isyanların tamamen bastırılmış olması. Askerle ilgili bir şey daha vardı unuttum onu. En basit de hazinenin dolu olması. Abi Yeniçeri'ye para vereceksin ki savaşsın. Yeniçeri öyle çünkü. O zaman Yavuz çok başarılı. Yavuz çok başarılı ama ben Fatih Sultan Mehmet hepsi benim yanımda hepsinin hepsine göre daha ayrı bir yeri var. Yavuz Sultan Selim daha başarılı. Kanuni Sultan Süleyman'la şey 3'e koyarım. Kanuni, hatta 4'e koyarım çünkü üç Üçüncüye de dördüncü Murat derim. Bir Fatih, iki Fatih Yavuz, üç dördüncü Murat. Fatih bence de Osmanlı'nın en başarılı padişahı. Ben bunu sadece liderliğine e, bağlı söylemiyorum. Şunu da söyleyeyim. Kültürü, kendini geliştirmesi, yenilikleri. Şöyle falan. bir şey daha söyleyeyim. Diğer padişahların hepsi bir İslam imparatoru olmaktı. Yani şey, e, İslam imparatorluğu kurmaktı. Fatih tam tersi. Az önce söylediğim gibi bütün dilleri, bütün dilleri eee barındıran bir imparatorluk olması. amacının misinde. ne olduğu sefere çıkmaya çalıştığı yerden bile belli Tabii. aslında Ama Eğer son seferi doğruysa. son seferi Mısır diyorlar ya. Ya işte Mısır diyen de var. O meşhur şey hikayesi de var. İtalya mı? İtalya hikayesi. İtalya de değil var. ama baktığın zaman e, mantık olarak da Mısır daha şey. İnceledin şeymiş. mi bunu detaylı? İzleyeceğim. De, i̇nceledim bunu. Diye. Şeye de az önce e, yine adı geçti. İlber Ortaylı'nın daha önce danışmanlığını yapan bir onun öğrencisi olan bir arkadaşım var. Onunla da böyle detaylı konuştuk evet e, Mısır'a. O zaman ufak bir hayal kırıklığı yaşıyorum ama ee, İstanbul'u yeter yani bana onun. Abi şöyle bir soru soracağım sana. Çektiğin videolar yüzünden başına gelen en büyük olay? Cumhurbaşkanı hakaret davaları. Davaları. Aynen bir tane dava diğerleri hepsi Alt soruşturmaya sağlam. gidiyorum. Sa Kral savcı ya benim benim dosyaya bakan savcı aynı savcı. An, ge, gelir gelmez bana o güveni veriyor. Ya burada bir şey yok ya. O güveni bana bunu söyleyerek veriyor. Ve ben de o savcıya diyorum ki tamam bu, bu dosyayı takipsizlik verecek. Cumhurbaşkanı ile olan dava bitti mi? Bitti, sonuçlandı. Hükmün geriye açıklanması verdiler. Yani 5 yıl herhangi bir suça karışmasam o dava görülmemiş gibi oluyor. Zaten suça karışan Tazminat bir insan öseyeyim. değilim. Tazminat 4080 lira karşı tarafına avukatını ödemem lazım ben ama onların te istemesi lazım, istemediler. Peki, e, bunun dışında bir dava oldu mu? Bunu da söyleyebilir miyim? Tabii İstersen tabii koyma. Çoğu arkadaşıma Cumhurbaşkanına hakaret davası geldi. Hı hı. Çoğu arkadaşıma geldi. Hepsi gitti mahkemede görüldü. Hiçbirine avukat gelmemiş. Normal kamu davası olarak görülmüş, o tarzda görülmüş. Hı. Avukat gelmemiş. Avukat gelmemişlerken karşı tarafın Karşı tarafın avukat? avukatı hı. gelmemiş. Evet. Benim davama iki tane avukatları geldi. Bizim avukat e, Burhi o da tanınan bir arkadaş. O da dedi ki "Yusuf'a de, ilk defa görüyorum böyle bir şey yani." diyor. Hani diğerlerine normalde avukat gelmez. Seninkine iki tane geldi. Onu da ben de merak ediyorum niye geldi. Ee, eğer kapanmasını istemediğim bir konu değilse bu. Gerçi açıklamıştın diye hatırlıyorum daha önce. Yok rahat olabiliyorsun. Hakaret neydi abi? Hakaret... Hakaret sayılan şey ya da daha başlangıçta. Şöyle şey. benim videolarımda iki karakter konuşur. Biliyorum. Erdoğan'la Trump karşı karşıya konuşuyorlar. Detayına girmeyeceğim. Yine tekrar şey olmasın diye. O dönemlerde şey Amerika işte Suriye'deki terör örgütlerini destekliyordu. Erdoğan da buna tepki koyuyordu. Bu tepkiyi ben dedim bir mizahi bir şekilde anlatayım. Erdoğan Trump'a bit yavrusu anlamına geliyor şu anki tamam, TDK'da. Ha, onu söylüyor. Ben bunu sanki Tayyip Erdoğan'a söylemişim gibi ve o videoda da açık açık ben Türkiye'yi savunuyorum yani. Diyorum ki oradaki harbiden bir terör örgütü var yani. Bu videomu almışlar işte Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor diye bir de ikinci gerekçede Hitler'e benzetmiş gerekçesi üçüncüsü de yayılmacı politikacı. Ben Misak-ı Milli haritasını koymuşum videoya sanki ben Tayyip Erdoğan'ın bu haritayı yapmak istediğini yani o politikaları güttüğünü anlatıyormuşum gibi lanse etmişler. Ben bunu avukat şeye de anlatıyorum hakime de tarih dersi veriyorum diyorum bakın ben 1921'deki şu olayı böyle böyle falan filan. Sonra hakim de şöyle bir şey var bunu da söylemek istiyorum. Hakim ikinci ikinci duruşmada bunu bana verince ben biraz üzüldüm tabii. Bilmiyorum hükmün Hı -hı. geriye açıklanmasının ne olduğunu. Hayatımda ilk defa da mahkemeye gitmişim. Çıkarken hakim bana 5-6 kere dedi ki ceza vermedim, ceza vermedim. Haberin olsun. Ben burada anladım ki kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Güzel açıkladığını düşünüyorum bu arada. Aynen. Şimdi sen YouTube'a benim hatırladığım kadarıyla tarih videolarıyla başladın ki ben senin girişini de hatırlıyorum bu arada. Yani evet. o ilk zamanlarını. Ben sen kendimle ilgili sana çok bilmediğim bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi mi? Şimdi söyleyeyim mi? Söyle. Ben konsept değişikliğine giriyordum tamam Hı -hı. mı? Oyun videoları çekiyordum. Hı, Hı İlk ikinci konsept değişikliğim tarih değil. de ben YouTube kanallarını eleştiriyordum. Hı -hı. İlk ilk videomda seni eleştirdim. Evet. Duruyor mu? Ve video, video manuel olarak kaldırıldı. Nasıl? Biri telif attı videoma. Abi o zamanki şirketimiz atmış. Ya şirket atmıştır bir Şöyle kutumayla. çünkü bunu hemen açıklayayım. Şimdi gelip şey yazmasınlar. Sen atmışsın Ya istersen bunu kalır. ben manuel demeyeyim videoya telif geldi. Diyeyim. Yo yo şöyle açıklayayım. Mesela Neo Toprak var. Şu anda da bu arada aram kötü değildir. Beni çok ağır eleştirdi. Ya ağır dediğim hani benim umurumda değil. Güzel eleştirmiş adam. Umurumda değil derken onu anlatmaya çalışıyorum. Sen Güzel telif atınca bıraktım diyeyim. o konsepti. <laughs> Sen. Telif <laughs> atmadım mesela Neon'un videosu hala duruyor. Beni eleştiren bir sürü kanal var. Küfür eden var hatta eleştiren için onlara bile telif atmadım. Senin videona ben telif atmış olamam. Eski şirketimiz atmıştır belki çünkü o 2016 dönem... 15, sizin... 16. 15 16. 15 16 ben yoktum abi. 16, evet, 16 o zaman, mayısında falan. O zaman 17'dir. O zaman 17. 18'i çünkü tarihte patladım. Şöyle anlatayım. E, bizim şirket o zaman korumacı bir şirketti. Hatırlar mısın bilmiyorum. ILS bayağı koruyordu Tamam evet. Biliyorum biliyorum, biliyorum <laughs> evet. öyleydi. <laughs> Otomatik bir telif yemişsindir abi bizim doğru, şirketten. Doğru, yani doğru, otomatikten doğru. kastım onlar atmıştı. Onlar atmıştır yani, tamam. Yok ben burada doldur. sana şey demedim. Ama ya. bana karşı bir ön yargısı varmış. Bunu da evet, oturduğumuzda evet. anlatmıştı. Bunu da açıkça söyleyeceğim. Ee, rahatsız olacak mısın <laughs> bilemiyorum. Ya seni <laughs> biliyorum. Arkadaşım var. Oruç diye ismini de söyleyeyim. 31 yaşında bir arkadaşım. Dedim ki Hı. salı günü müsait değilim. Ne oldu? Burak Güngör denen arkadaşım videosuna çıkacağım. Ya oğlum diye seni eleştirdi. Dedim kanka hiç öyle deme dedim. Niye dedi? Dedim kanka tanıştım ben bu adamla. Benim de bu abi önyargım vardı. Ama seninle konuştuk. Sen bana şey dedin ya mesela. Yusuf dedin 32. günün e, şey Ecevit belgeselini izledin mi? O, ben durdum orada. Tamam dedim bu adam benimle aynı kafada. Ve seninle muhabbet ettikçe sana daha da böyle kanım kaynayınca dedim ben bu adama haksızlık etmişim. Ön ile yaklaşmışım. Bunu da arkadaşıma izah ettim. Dedi bazen öyle oluyor dedi. İçeriklerine bakıyorsun şey oluyorsun yani. Hani içeriklerden de ziyade değil. Sen e, göründüğün youtuberlardan dolayı bence öyle bir ön yargı oldu sana. Çünkü içeriklerinde sonuçta eğit bilgilendirici. Başta öyleydi de sonra Aynen ben de sana bir ön önce... yargım vardı ama seninle tanıştıktan sonra lan dedim nasıl bir ön yargı? Adam dedim 10 numara adammış yani. Çok teşekkür ederim. Ben bunu şöyle kendime yediriyorum. Ee, çok alıyorum bu arada ben bu tepkiyi. Yani İzleyicilerde bile oluyor bazen bu arada adam geliyor fotoğraf çekiliyor normal olarak yani ünlü demeyeyim de hani youtuber olduğum için çekiliyor fotoğrafı beni tabii, sevdiğinden tabii, değil. Tabii Şey diyor abi ben seni hiç sevmezdim ne kadar samimi adammışsın falan abi bizi sonuçta bir ekranda görüyorlar. Tabii. Ya ben de seni öyle görüyorum sen de beni öyle tabii. gördün bu zamana kadar tanışana kadar ve o ekranda ben ne enerji verebilirsem onu alıyorsun sen. Tabii. Yani sana kendimi sevdiremediysen bir ön oluştuysa bu benim hatam oluyor. Senin hatan olmuyor. O yüzden ben hep şey kafasıyla bakarım. Hani beni sevmeyen biri bana bir müsaade etsin 15 dakika kahve içelim. Öyle Sevciyeni gerçekten. Bence bu mod Ve diye. bence bence e, bunu da söyleyeceğim kusura bakma. Takıldın. Mesela ben seni çok gördüm. Hı -hı. Sen bu işi e, güzel yapan insanlardansın. Çok YouTuber'la seni bir gördüm. O artık on YouTuber diyebilirim. Bence o kadrodan en entelektüel, en bilgi birikimi yüksek olan sensin. <laughs> teşekkür ederim. Yani buna teşekkür etmek zorunda. Ya, yani aynen. Hani, bilgi birikimi en şey yüksek olan sensin orada. yani bence. Arkadaşlarım mi? ama teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Abi hala sosyal medyaya karşı heyecanlı mısın? Yok. Diyeceğim az önce cevabını verdin ama belki hani Beğenim. heyecanlıyım ama karşılığını alamıyorum gibi bir cevap verirsin diyorsun, ya, heyecanlı olsam ama. her gün yorumlara açıp bakarım. Ya, bakmıyorum, Bakmıyor Bakmıyor heyecan musun? yok. Bir video bak. çok uçtuğunda heyecanlanıyor musun? Video ya seviniyor, moral oluyor. Aa hemen evet. ikinci videoyu yapalım diyorum. Motivasyon oluyor. Ha bu arada abi soru kaynadı arada demiştim. Bakalım geldi. Şimdi şöyle ...hatırlıyorum. Sen tarih videolarıyla başlamıştın. Tabii. Sonrasında abi... ...sen böyle bir aslında ekip demeyeyim... ...yanlış bir tabir olur belki rahatsız olursun... ...işte Jahreyn. <laughs> <elnek. gülüyor> Bunu bekliyordum bu güzel soruyu. İşte Javs var galiba. Javs var. Bir Burhi var. var. Aynen. İsimlerini bilmiyorum haksızlık etmeyeyim kimseye. Ee, bir siyasi bir ekip oldunuz abi ve senin içeriklerin gitgide komple siyasete kaymaya başladı. Yani tarih artık bir araç oldu senin videolarda amaç siyaset oldu. Hı hı. Bu değişim neden yaşandı? Etkileşim sebebiyle mi yaşandı? Etkileşim de bununla bir sebep ama asıl ana sebep şu. Ben bu işi 2018'de patladım ben bu işte. Hı hı. Ben 2018'de... Haftada atıyorum ya bir ayda atıyorum ya da şöyle diyeyim 10 video atıyorsam bunun bir tanesi siyasetti zaten. Hı hı. O da şey böyle çok şahıslar üzerinden yapılan bir siyaset değildi diye mesela eğitim sistemini eleştiriyordu. Bu siyaset bence. Siyaseti sonuçta siyasetin bir başarısızlığını eleştiriyoruz. Şimdi yavaş yavaş seçim dönemine girince ben de normal bireysel özel hayatımda haberleri okuyorum. Mesela ana muhalefet partisinin böyle izlediği politikalara bakıyorum. Ya abi bunlar ne yapıyor ya diyorum. Bunlar kafayı mı yedi anasını satayım diyorum. Bununla alakalı da soru var birazdan Heh. sana. Twitter'a girdim. Twitter'a ilk girdiğim an şey yazdım işte. Bu muhalefeti eleştirmeye başladım ben. Zaten eleştiriyordum normal hayatımda. Meğerse Twitter'da o gündemmiş. Muhalefete eleştirmek gündemmiş. Orada o az önce saydığın arkadaşlarımla beraber aynı şeyleri konuşuyormuşum. Sonra ben onlara yakın hissettim. Dedim ki benim dediğim şeyleri söylüyorlar. Jahri, bazen dozu kaçırıyor eyvallah. Ben bunu genellikle kendisine de söylüyorum. Hatta bir kere bundan dolayı tartıştığımız, tartışmamız da olmuştur. Onu da anlatırım yani. Sorun edeceğini zannetmiyorum. Şimdi Ahmet abi çıkacak diyecek ki Burak aldığı konuklara benimle olan sorunlarını soruyor sürekli. Ben çünkü onun yok. E, şeyini biliyorum. Ya bizim ekstrem bir sorunumuz yok ya. Yani anlatmak <laughs> istiyorsa kendi anlatsın ben sormuyorum. <laughs> Ben, ben şu an bu arada Jarene karşı bir minne, şeyim var yani ee, bu kendimi borçlu hissediyorum bana çünkü çok muazzam bir yerden iş ayarladı ee, o yüzden benim ona karşı bir şeyim var duygusal bir e, yaklaşımım var ama şöyle söyleyeyim. bir dönem bilinçlendik abi. Ben Sinan şey demiştim. Sinan Oğan'a anketlere koymamıştım kendi YouTube kanalımda. Hı hı. Bundan dolayı linçlenmiştim. Şey de demiştim işte. Biri yorum yazmıştı. Abi niye koymuyorsun? Zaten %2 alıyor. Koymaya gerek yok diye bir yorum yazmıştım. Herkes açık bir yorumdu. Sinan Oğan da bana özelden şey yazdı. Kardeşim 3 tane cumhurbaşkanı adayı yok. 4 tane cumhurbaşkanı adayı var. Ben o süreçte linçleniyordum. O süreçte Jaho da linçleniyordu. Biz Discord'da Javs dediğimiz arkadaş dedi ki bir gene toparlayalım. Hepiniz dedi salak salak işler yapıyorsunuz diye. Hı hı. Oturduk. Jahreyn orada bana Laf attı yani şey yaptı biraz kızdı bana ya bu salak da işte böyle bir şey yapıyor dedi Sinan Oğan olayından değil söylemeyeceğim ama neyden olduğunu böyle bir şey yapıyor ben de patladım orada şey dedim ya sana ne oluyor sen zaten linç sürekli bunu sen değil bana diğerleri söylesin dedim öyle bir tarz oldu sonra ben bir ara bununla yayındaydım yine bunun yayına katıldım buna ters yaptım yayınında kendi yayınında sonra öyle bir olay oldu ondan dolayı büyük ihtimalle birkaç arkadaş bana yazmış abi ne oldu Jariye'nin Jariye'nin chat'i e de sormuş falan ama sonra aramız şey oldu iyi oldu o olaydan ben biraz kızmıştım ona sen linç yiyorsun, abi senin bana bir şey söyleme hakkın yok ya nasıl satayım oradaki en birleştirici adam Burhi yani benim avukatım Hı -hı. o bana gelip söylese eyvallah anlayacağım o öyle söyleyince ben öyle bir ani tepki verdim o yüzden Jariye'nin'e bir problemim yok bir sıkıntım yok siyasete kayma da bu şekilde oldu diyorsun Siyas onunla alakası yok ben ondan önce yapıyordum zaten hayır, hayır. Anladım yani. Ha. siyasete kayman Bu işte gündem. Ha bir gündemden de. dolayı. E bir de şey geldi şimdi bu soruyu sorduktan sonra aklıma. Abi tarif videosu yani Türkiye özelinde hazırladığın için çoğunlukla kaç tane çekebileceksin abi? Bir yerde bitecekti zaten. Mecbur bir kayma olacaktı. Soruyu Tabii. sorarken de bu aklıma geldi. Kendi Tabii. sorumu kendim çürütmüş oldum. Eyvallah. Osmanlı döneminde hangi padişah döneminde yaşamak isterdin ama yani yönetim Fatih değil. Yani, ha, yönetim ha, Halk olarak halk mı? Halk olacaksın. Şeyi yaşamak isterdim. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk 20 yılını yaşamak isterdim. Fatih değil demiyorum. Çünkü tamam. belki şunu diyebilirsin abi Fatih döneminde çok savaşıyordu. Fatih devleti. Ferge alırlardı. <laughs> Kanunun ilk böyle ilk 15-20 yılı çok güzeldi. Duyduğum kadarıyla böyle bolluk bereketle geçmiş yani. Ee, son zamanlarda biraz böyle Anadolu'da ekonomik bozulmalar falan olmuş. O yüzden Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk devresi diyebilirim. Şehzade Mustafa'yı idam ettirmekte idam deniyor herhalde. Ya, ama. O, abi şöyle bir şey var. Haklı mıydı sence? Ya haklıydı şöyle bir şey var. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim babasına isyan etmiş bir şehzade. Biraz temelden eleştirmek gerekir. gerekirse temelden. bu konuda sence bu algının muhteşem yüzyılın harika bir şekilde olayı dramatize etmesi tabii, tabii, olduğuna tabii, inanıyor tabii, musun? İnanıyorum tabii onlara da suçu yok yani izletmek böyle izletiyorlar yani ama şunu şöyle bir şey abi sen Kanuni Sultan Süleyman'sın tamam mı baban dedeni devirmeye çalışıyor ki eski Devirin. finalde de deviriyor. Senin oğluna da diyorlar ki, Aa, aynı Yavuz Sultan Selim Kendi gibi. Kendi de korkuyla büyüdü bu Kend evet. Bu arada. Kendisi de oğlunu bir de şeye benzetiyorlar, babasına benzetiyorlar Yavuz Sultan Selime. Adamın burada Kanuni Sultan Süleyman'ın ruh halini anlamak lazım. İçinde neler düşünüyor? O dönemde de halk şey diyor yani halk, devlet erkanının büyük bölümü yeni çeriler Mustafa, Mustafa tahta çıksın diyorlar yani. Ya böyle böyle bir ortamda ben Karnın Sultan Süleyman'ın yanında olsam ben de iktidar hırsıyla yanıp tutuşurum giderim şey sadece Mustafa. Sen çok ederek. daha iyi biliyorsundur muhtemelen ama tarih konuşalım istiyorum Yusuf konuk olmuşken Mustafa bir de o dönem galiba sakal falan da uzatıyor yani çok kuyruk şey, hakta bir şey. Tuğ dikmek ha, sakal uzatmak falan. bir şey yok diye biliyorum işte İran şahı ile galiba mektuplaşıyor. Ya o ona işte Kolpa Orada diyorlar mi, bilmiyorum. Ona bilmiyorum kolpa ama diyorlar. Ama, ama şey itta. yani abi her şey şehzade doğar doğmaz ne alıyor? Devleti yönetmek için sancak eğitim. Yani eğitim alıyor. Neden bu eğitim alıyor? Yarın bir gün devleti yönetmek için. Hepsinin zaten sebebi varlığı devleti yönetmek. Herkesin de hayali yani tahta çıkmak. O yüzden şehzade Mustafa'da o taht. Bak mesela herkes şehzade Mustafa'yı bilir ama asıl suçsuz bir şehzade sana söyleyeyim. Genç Osman Hayır Yıldırım Beyazıt'ın kardeşi şehzade Yakup mesela. Yıldırım Beyazıt'ın babası savaş alanında ölüyor. O Biliyorum galiba bu hikayeyi ama anlat sen. Şehzade işte Sultan 1. Murat e, suikast doğruyor. Yıldırım Beyazıt da yanında ölüyor babası ölünce. Savaş alanında tahta çıkıyor. O sırada da Şehzade Yakup abisi ya da kardeşiydi tam hatırlamıyorum. Ha, fırsatı Düş yok. Düşman birliklerini kovalıyormuş o sırada da. Babasının öldüğünden haberi yok. Hı hı. Diyor ki kardeşime haber verin gelsin. Ama söylemeyin pederin öldüğünü. Diyor pa padişah seni tekrar çağırıyor. Baban seni tekrar çağırıyor. Adam bir geliyor otağa giriyor öldürülüyor. Tarihte ilk kez isyan etmeden is e öldürülen bir şehzadeymiş. Mesela bu adamın hikayesi daha dramatik bir hikaye. Ya, en dramatik bence Genç Osman da. Genç Osman da evet var aynı. Ama enteresan. o da biraz toy bir e, hareketler ya yani Yeniçeri Ocağı'nın en güçlü olduğu da, dönemde final çok kötü baba. He, evet o bazıları şey diyorlar tecavüz etti falan diyorlar. Evet. Öyle iddialar da çıktı ortaya. Yani iddialar doğrudur değildir bilmiyorum. bilmiyorum ben tarih de, bilgini de yani. değilim ama öyle bir şey varsa da yok derler bu arada Yumuşatırlar halka. Tabii tabii, tabii. ama tabii. orada şey sıkıntı yani sonra o olayı yapanlar da idam ediliyor. Tabii. Yani aslında bir içsel hesaplaşmada yaşanıyor tabii, bu olayın tabii. ne kadar dramatik bir olay olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Sana göre abi Türk tarihinin en iyi lideri. Şimdi Timur diyeceğim linçleneceğim büyük ihtimalle ama bence Timur. Timur, Metan Meta demeyeyim onun babası da Kaan'dı. Mesela Timur dememin sebebi nedir biliyor musun? Bunlar hepsi yokluktan geldiler abi. Babaları sultan değildi. Hı -hı. Fatih Sultan Mehmet'in babası sultandı. Doğunca ne oluyorsun? Şehzade oluyorsun. İyi bir eğitim alıyorsun. Ha, i̇yi bir eğitim alıyorsun. Timur dediğimiz adam abi doğar doğmaz sorunlar yaşamış. E, bizim gibi açlık sefalet çekmiş. Ama o şekilde e, koskoca bir imparatorluk kurmuş. Osmanlı'yı da bir savaşta tokatlamış yani. Timur diyebilirim yani. Orada tokatlamış değil. Baya bir tokatladı. Baya bir tokatlamış. yani. yani sıkıntıya soktu yani. Maalesef. Dönmeye de bilirdi Maalesef. o i̇ş hikayelerden. savaş. Osmanlı'nın iç savaşını yaşattı yani. Evet. Çizimleri nasıl yapıyorsun abi? Çizimleri Adobe Illustrator'dan yapıyorum ama bir çizimci arkadaşım var. O yapıyor. Başta sen yapıyordun sonra başta ben devlet yapıyordum. Devlet o benden yani. daha profi yaptığı için ona verdim o işi. Seslendirme sen de. de videonun Montajının yarısı bende. Yarısı da Haluk dediğim bir arkadaşta. Üç kişiyiz totalde yani. Geriye dönüp baktığında sence neleri yanlış yaptın Yusuf? Geriye dönüp baktığımda... YouTube kanalımda çok öyle pişman olduğum şeyler yok. Ama böyle... Hayatına e, dair. Hayatım, keşke oy kullanmasaydım diyorum mesela. Oy kullanmasaydım. Aynen. Enteresan. Geçen seçimde oy kullanmasaydım. En büyük pişmanlığım... Ben böyleyim mi? işte. Bak verdiğim partiye <laughs> salakça bir hareket yaptığımda... Kafa, Bak sizin şu diğer soruyu doçladı. Yani kafanı <laughs> duvarlara vurasım geliyor. Ya... Devam et. En büyük pişmanlığın <laughs> tamam işte oy dedin kullanmak. Ya ama yani. Oy kullanmak işte. Öyle hayatıma dair çok büyük pişmanlıklarım yok. Küçükken ne olmak istiyordun? Küçükken 14 yaşındayken YouTuber olmak istiyordum. Oldum. Küçükken daha eskisi, daha eskisi, klasik polis. Polis. Aynen. Ben taksici olmak istiyordum mesela. <laughs> en son ne için ağladın? En son ne için? Ben duygusal vereyim ya, çok üzülüyorum. Mesela burcun oh, bir... ne başak mı? Yok aslan. Ben başarım ben de çok duygusalım ağlarım. Ya dizi demişim. RDR2'de Arthur Morgan ölünce ağlamıştım. rdr de ağlamazsın be kanka ya. Kanka ağladım ya. Yani. Oyun oynarken nasıl ağladım? Çok ama. güzel. Ya edit yapmışlar yavşaklar. <laughs> bir yüzü koymuşlar gözümden yaş geldi. Ağlamak dediğin hüngür hüngür ağlamadım uzun zamandır. Şimdi sen sor ben sorayım diye bir tamam, konsept kanka. var bu konseptimizin Tabii. içinde. Challenge gibi bir şey. Tabii. Burada izleyicilerden gelen soruları soruyorum sana. Tabii. Parası bitince mi video yapıyor? Türkler ve şeriat videosu ne zaman gelecek? 0 Serkan alttan tere 06 sormuş. Türkler ve şeriatla ilgili bir video yapacaktım. O yakın zamanda gelir. Şeriat değil de siyasal İslam diye yaparım. Parası bitince alakası yok. Her gün video atıyorum. Ya kolpa yapıyorlar. Ha. İzlemiyorlar öyle yazıyorlar. Tamam. Her hafta video atıyorsun. Kitap yazmaya devam edecek misiniz? Kadir İlkay 35 sormuş. 4 tane kitap yazdım. Ee, beşinciyi yazacağım. Ee, Orta Doğu dosyası diye. Orta Doğu'daki bilinmeyen olayları. Mesela geçen birinin videosunu yaptım. 1957 yılında az daha Türkiye ile Suriye bir savaşa girecekmiş. Ama Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ali Cenab'la savaşı bir nevi yumuşatmış yani. Bir daha Amerika'nın e, taraf değiştirmesi. Daha sık video atması için ne kadar para istiyor? Emre Hamza MH sormuş. Daha sık video atıyorum şu anda. Her hafta bir tane. Sana bir... çok ofans yapıyorlar bu arada yani bu konular. Ben, ben sorarken haftada utanıyorum artık yani. Bir tarih belgesel videosu yapmak için haftada bir tane yetmiyor mu? Bu aksana evet, göre. zor bir video tarzı yani. Yani bu. yetmiyor ama haftada üç tane istiyorsa kardeşim oradan şey yap bana bir fon ayarla. Şilber ortaylı izle. <laughs> <laughs> bir fon ayarla bana. Tamam at of bu parayı yapayım. Abi Fatih Altaylı'ya ne diyorsun? Fatih Altaylı izliyor musun önce onu sorayım? Bıraktım izlemeyi. Biraz sık sık atmaya baş. Osman Pamukolu videosunu izledim. Abi Tamam biraz sıktı beni. Ama Osman Pamukoğlu videosunu izledim. Genel olarak bence çok ben... güzel bir. Ha ne iş. diyorsunu bu arada? Şu anlamda sordum yani gazeteciler ne diyorsun anlamında değil. YouTube'a girişi ve şu anki istikrar hakkında. Tabii ama şöyle basit bir şey yapıyorlar ya. Adamı bilgi birikimi yüksek ya. Çok katılıyorum. Yorum bana. yapıyor ya. Yani biz o konuşamayız onun gibi öyle. Yani şu perdenin önüne geçiyor ve zaten bildiği şeyleri hafızasındaki şeyleri bir de yabancı insan. dili var. Ya yabancı dili olan Adam bence ben Avanti, kendim için konuşuyorum. Benden 5 gömlek daha üstün. Artı bir de şey avantajı çok hissettiriyor. Ya yani mesela sallıyorum Atatürk filmi çıkıyor abi Aras Bulutu konuk getiriyor. Ah. Eh, yani aynen. Dilan Polat olayı patlıyor. En çok konuşturan avukatı konuk getiriyor. İnanılmaz bir network'ü var ve dibine kadar şey, kullanıyor şeyi prestiji yani. çok var. Prestijin evet. çok iyi kullanıyor. Ya, Altay Tabii, Fatih Altaylı Tam Fatih Altaylı gibi olmak ister miydim isterdim. Ben de. Istemedim. Ama Levent Kırca tarafından linçlenmek istemezdim. <laughs> öyle, bir program, öyle bir şey yaşamak isterdim. Ben de isterdim. canlı yayında Ercan. Taner numaramı paylaştır istemezdim. O hikayeyi biliyor musun? Onu Canlı bilmiyorum. kavga ediyorlar anlatırım ben. <laughs> Alo sonra. Fatih meseleleri. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> az çok hatırlıyorum. Aynen ama Fatih Altaylı gerçekten ben de olmak isterdim. Hatta istü yani isterse değil neden istesin böyle bir şey de bir yanında bedava bile staj yaparım öyle söyle. Öyle. <laughs> Ciddi yani bayağı beğenilir. Aynen çok şey katar. Abi son sorum Fatih Sultan Mehmet ile Cengiz Han arasında bir harp gerçekleşse kim kazanırdı? Bu alternatif tarih alıları ben artık sevmiyorum. Böyle şeyleri de yorum şey gibi konuştum. Kolpaçino'daki şafak ben. gibi konuştum ya. Sevmiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim bence Cengiz An alırdı. Peki daha farklı bir Ama şey, şey ya var. şimdi abi biri arada 300 400 yıl fark var yani savaş teknikleri değişiyor. Fatih alırdı ya o zamanki. Ama deha gibi. aynıdır yani savaş dehası diye bir şey vardır adamda. Ama şu Fatih Sultan Mehmet getirir 5 tane şahi topu koyar önüne. <laughs> Rus yani <laughs> Aynı şartlarda yapsalar abi. Aynı şartlarda bence Cengizhan alır. Peki Onlar ben... daha vahşi bir ortamda Şöyle büyümüş. Şöyle bir soru soracağım. Ee, aynı mepteler. Aynı mepteler. Teknoloji aynı. Tamam. Sadece deha konuşacak. Yani zekaları konuşacak. Savaş zekası mı ama? Evet. Savaş zekaları tamam. konuşacak. Atatürk vs. Cengizhan. Map aynı ama ikisi de map'i biliyor. Ama şey şimdi Çünkü şöyle bir Atatürk şey. Atatürk'ün map'i biliyor oluşu çok önemli bir faktör. Aldıkları değil, eğitim farklı. Için. Mesela o nasıl ben yine burada Cengiz Han derim. Neden? Çünkü vahşi bir ortamda büyüyor onlar. Ama Atatürk'te daha modern bir eğitim alıyor Cengiz göre. Yani Abi, sen ya çok Her şeyi eşit düşünemeyiz diyorsun. O da mantıklı. Evet bir şey düşünemiyorum yani kanka yani. yani burada bir şey söyle ya fanatiklik falan Atatürk derim klasik ya, olarak. Ya map'i e özellikle vurgulanan şey için ya. Atatürk Ya birebir cesas desen derim biliyorum. Atatürk alır yani. <laughs> <laughs> Eyvallah abi. Bunu da Kuzey Recep sormuştu Güzel zaman. sormuş ama söyleyeyim. şey cevap veremiyorum yani ben bu sorulara. Teşekkür ederim abi. Bitti mi? Bitti. Aa iyi çok güzel. Bak sevdim bu programı. Bir şey daha soracaktım. Ha dur bitme de. Tamam. Bitme bir dakika dur. Mete'nin bir sorusu var sana. Mete bizim eee rejideki arkadaşımız. Parti, fon falan falan mı? Onlara girecek. On çok kapsayıcı bir soru soracaksın abi. Tamam. Alper Rende benim bu arkadaşım. Evet, evet. Benim de arkadaşım bu tamam, arada bak bir tamam. şey demiyorum. Ekrem İmamoğlu arasındaki o videoya yani ne diyorsun? Senden önce ben giriz ya yapayım arkadaşım olmasına rağmen. Tamam tamam. Çok kötü bir video abi. Yani bence ki siyaset hakkında çok aşırı konuşan biri değilim ben sizler kadar ama yani bugüne kadar bence Ekrem İmamoğlu'nun dijital kariyerindeki en büyük hatasıydı o video. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun çalıştığı ajans bana dahil birçok arkadaşıma ulaştı. Bana dediler ki bunu ilk defa burada açıklıyorum bu arada. İlk defa senin kanalında açıklıyorum. Dediler ki biz birkaç tane tesisimizi gezdireceğiz, tanıtacağız. Başkan da olacak yanımızda, İmam oldu da olacak. Bunun için ne kadar bütçe istiyorsunuz dedi. Ben de dedim ki ben, ben de bu hayatta kabul etmem. Ne kadar verirlerse versinler. Ben orada şey olinci e, o linci yiyemem yani. Bana şey diyemezler. Ulan Yusuf eleştiren eleştiren ama gidiyorsun parasını yiyorsun. Ben de bunu birkaç arkadaşıma paylaştım. Bir tane sivri zekalı bir arkadaşım bana çok güzel bir şey söyledi. Dedi Yusuf dedi. Görüş dedi. Fiyat ver dedi. İşi dedi belli bir noktaya getir dedi. Sonra dedi bunu ifşala de, deyin ki bakın sizin vergileri ne kadar nerelere harcıyorlar sizin aldığınız paraları falan. Ben de dedim tamam lan dedi böyle bir şey yapacağım dedim. Fiyat verdim. Sonra o fiyat verdiğim süreçte 5000 dolar dedim bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani istersen kal, kaldır. Kes. Yok koyarım abi. E, Niye koyayım? anlatıyorsun. Şu. Aynen. 5000 dolar verdim dedim. Kabul etsinler şey yaparım. Ama dedim sonra dedim ki ulan dedim seçim sürecinde dedim bunu ifşalarsam dedim. Şu an ifşalıyorum aslında seçim gelmeden anasını satayım. Bunu yaparsam dedim AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmüş olurum dedim. Ben dedim hiçbir şey hiçbirinin dedim şey olması, olmasını istemiyorum. Beni araç olarak kullanmalarını istemiyorum. Farkında olmadan dahi. O yüzden dedim boş ver dedim. Yok dedim görüşme falan yapmayacağım. Zaten onlar da bana geri dönüş yapmadılar. Kabul etmedim. Ben bunu düşünebiliyorsam onların parasını alıp onların güzellemesini yapıp onların propagandasını yapıp e, kitlemin linç yemeyi ya da atıyorum kendi e, onurumu gururumu ayaklar altına alma almak istem şey almak istemiyorsam bunu az önce bahsettiğin arkadaşın da düşünmesi gerekiyordu. Ya ben çok salam ya çok o çok akıllı. Ya Yiyeceksin bu linci hak ediyorsun kardeşim. Konuya başka bir açıdan bakıyorum aslında. Ya yani para almıştır almamıştır sen almıştır diyorsun. Ben bilmiyorum. Ya o şey süreçte ona. bana teklif gelince ha. aklıma o geliyor. Ha, öyle bir iletişimim olmadığı için o tarafta almıştır almamıştır bir şey demiyorum ama ben şeyden rahatsız oldum. Şimdi İki taraflı bakacağım olaya. Tamam. Objektif olmaya çalışacağım çünkü gerçekten kırmak istemediğim bir arkadaşım Alper benim. Tamam. İyidir aram. Şimdi Alper tarafından bakıyorum abi Türkiye'nin en saf ve temiz entertainment kanalısın bana göre. Bugüne kadar hiçbir etle sütle karışmadın. Hiç kimseye bir zararın yok ve sevilen bir adamsın. Abi ne alaka bu video? Alper tarafından böyle bakıyorum olaya. Ekrem Emoğlu tarafından da şöyle bakıyorum. Ülkede kriz üstüne kriz var. Her gün ayrı bir şey çıkıyor. İnsanlar soğan fiyatından bile şikayetçi. Her şeyden şikayetçiler. Tamam. İstanbul'un belediye başkanısın yakında çok ciddi bir seçime gireceksin. Kazanıp kazanamayacağın da bence muallakta. Bence de. Son zamanlarda. Ulaşım... 2019'da ona oy vermiş bir olarak sandığa gitmeyeceğim. Ben de gitmeyeceğim. oy verdim ve daha önce şu tweet'i e attım. Çok da iyi etkileşim almıştı. Çok da linç yemiştim onun e, oy verenleri tarafından. Hayatımda oy verdiğim için pişman olduğum tek insan demiştim. Bunu da şu mevzuda söylemiştim. Beni cahil ilan edebilirsiniz. Fenerbahçe ile bir gerilimi olmuştu. Sarıla, e, Fenerbahçe ile görüşmeye Bordo Mavi Kravat'la gitmişti. Şey meselesi Trabzonspor'a Trabzonspor. Ali Heh. Koç orada haklıydı. Heh. Mesela ben orada çok rahatsız olmuştum. Çünkü çok bence e, kaba düşünülmüş bir hareketti o. Ya kesinlikle istemeden yapıldığını düşünmüyorum ben o hareketin. Ya Kravat'lı mevzu ya da verdiği kitaptı. Tam hatırlamıyorum mevzuyu da. Ya ince bir düşüncede bulunmamıştı. Yani o olaydan çok pişmandım ben ona oy verdiğim için. Şimdi İmamoğlu tarafından bakınca da İstanbul'da ulaşım sıkıntısı var abi. Ee, bence konut sıkıntısı çok ciddi var. Olmaya da devam edecek. Berbat bir yere gidecek hatta bence olay. Çünkü kiralar aldı başını gidiyor. Evet. Her şey gidiyor yani. Aynen. Abi bu kadar sıkıntı varken Şimdi ikisini de severim ama Alper'le Betül'ün ayrılığı kimin umurunda veya barışması kimin umurunda Harikası. abi? Ben daha sert konuşurum da sen konu hallediyorsun. <laughs> yani bu devlet meselesi oldu. Aa barıştınız mı falan filan. Ya bak bunu off record off the record da yapsın bu arada. Ya bak yine sinirlendim. Ha mesela biz sen Ya deprem edeyken, sorunu var. Ya onunla ilgili gibi gibi. Öyle şeyler var ya. Yani. Sen yani ne uğraşın? O pozu vermemesi lazım abi. Vermemesi Ve bu kadar lazım. diken üstündeyken. Aynen. Alper de bence burada. Bence siyasi açıdan Alper dediğimiz arkadaş ben çok videolarını izlemedim. Ermenistan videosu falan izledim. <laughs> İsterse hani bizim tarihe de girdiği için siyasi açıdan ben toy olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani onun ön göre bitirmek gibi bir niyeti de yoktur kanka bu arada. Tabi tabii tabii, tabii aynen ama onun sonuçlarını bilmesi lazımdı yani. Linç edildi mi bilmiyorum. Bizim Jaho sağ olsun onu edildi. linç etmeye çalıştı. Edildi. İyi de yaptı. Ben de evet. destekledim yani. Çünkü benim zoruma gitti kanki. İBB'nin tesislerine derdim ki 3000 dolar verin, 4000 dolar verin derim. Bir şekilde bağlardım onu kendime. Ben bunu yapmıyorsam abi, başkası yapıyorsa benim zoruma gider. Ya benim oradaki benim gibi sen niye düşünüyorsun? Bir sen farklı bir yorum yapıyorsun, ben farklı bir yorum yapıyorum. Ya ben, ben şuradan yapıyorum. bakıyorum. Alper'le Betül'ün barışmasına ben sevineyim abi. Ekrem'lik bir şey. Ekrem'im oldu. E, tamam bir şey sen diyorsun imam oğlu ne alaka diyorsun? E, sayın senin Ekrem'im olunu ilgilendiren bir mevzu yok orada diyor. varsa da videoda yok. Ben de yani. tabii burada ısrarla para aldı gibi bir şey yapmaya çalışıyorum ama yani şimdi bana öyle bir teklif gelince demek ki Alper Rende çıktıysa ha belki almamıştır da bak almayan bir arkadaşım var ben çıktı. Ben orada bak net söyleyeyim. Çıktı, para almadı benim bir arkadaşım. Hı. İsmini söylemeyeceğim. Gitti short videosunu çekti, geldi, almadı. Ya bir de şey çok saçma değil mi Yusuf sen şimdi madem o bu muhabbetlerde varsın onlarla yani en azından sana böyle bir teklifle gelebiliyorlar iletişim var. Baba Ekrem İmamoğlu dijitalde bu kanallara niye konuk olmak istiyor? Genç kitleye kendini anlatabilmek için. Aynen mi? aynen. İşte bunu yapan zaten kanallar var abi işte. Mesela Jahreyn yapıyor bunu. Tabii. Karşıt görüş mü istiyorsun? Bence bak bu benim fikrim sen sevmiyorsundur büyük ihtimalle kafalar benim arkadaşlarım mesela. Evet. Ekrem İmamoğlu kafalara dese ki gelin bir konsept yapın ben sizin sorularınızı cevaplayayım. Bence kafalar kabul eder. Ama kafalar soramaz ki abi istedim. Yok şu açıdan söylüyorum bunu. Jahreyn hani madem zaten benim görüşüm onun görüşü. Hani zaten bana verecek o kitle diyor. Karşıt görüşe gideyim diyor. Hı -hı. Abi ya kafalar ya birine gitti yani anladın mı? Ha, evet tamam, doğru git. Kimse para istemez bu arada. Biz bu kendisiyle bu röportaj yapmak istedik. Kabul etmediler mesela. Saçma mesela ben ara sıcağı alayım abi Ekrem İmamoğlu'nu. Sayın Aynen. Ekrem İmamoğlu'nu. Sorayım abi sorularım. Hatta izleyiciler yollasın soruları onları sorayım. Ben bunun için para istemem mesela. Şu şekilde para verilecekse okey. Tamam ben böyle bir teklifle mi gittim İmamoğlu'na diyelim. Abi bunu yapalım. Çok güzel bir yer tutalım. Zorlu PSM'de yapalım. İzleyiciler gelsin oraya yemek de koyalım. Hani bunun için bütçe harcayalım. Dense ben okey olurum mesela. Tamam buna bütçe harcayayım. Böyle bir formatta yapalım videoyu derim. Hı hı. Ama yani bunun dışında şuraya gelip oturmak için ben para istemem Ekrem İmamoğlu'ndan. İmamoğlu'na iki kere oy vermiş biri olarak söylüyorum. Bugün pazar günü seçim olsa vermem. Bak neden bugün pazar günü olsa dedim. Çünkü daha AK Parti'nin adayı belli değil. Eğer çıkıp Mehmet Tefik Göksu gibi birini aday yaparlarsa koşa koşa gideceğim İmamoğlu'na yine vereceğim. Çünkü ben Esenler'de oturuyorum. Tevfik Göksu orada bildiğim için hala şey demiyorum yani kesinlikle gidip oy kullanmayacağım demiyorum. Ama 2023 seçimlerinde oy verdikten sonra pişman olun bir daha onu yaşamayacağım. Kritik bir soru soracağım. Pazar günü dedin seçim olsa tamam. İmamoğlu'na oy vermem şu an. Tamam. Kime verirsin? Hiç vermem. Ha diyorsun. hiç vermem. Heh, Canım okay. hiç vermem. tamam. Tabii. Böyle okey böyle anlaştık. Tabii. Üçüncü güçlü bir aday olmayacağı için olacak diyorlar da ben zannetmiyorum olacağını. Vermem. Ya bu arada bak videoyu kapatacağım normalde ama kapatmadan sen bu kadar dürüstçe anlattığın için ben de sana yine dürüst olmak zorunda olduğum bir soru sormak istiyorum. Tamam. E, cevap vermek istemezsen burada çok anlayışla karşılarım. Senin için daha doğrusu sizin o ekip için hani bunun içinde Jahrein de var, Ahmet abi de var, işte Erlik de var. ...Javs'ta var ve bu arada Ahmet abi hariç... ...ve sen hariç hiçbirinizi bilmiyorum. Tanımıyorum. İsim Hı -hı. olarak tanımıyorum yani. Tamam. hep Mahlasla biliyorum. Tamam. Hep bir iddia var abi. İşte fonlanıyorlar. <laughs> ve bu sürekli değişiyor. Bak o yüzden evet. bana zaten mantıklı... ...gelmiyor hiçbir şekilde. İşte Ahmet abi için diyorlar ki... ...bir iyi e parti fonluyor. Hı -hı. Sonra adam... ...iki gün sonra iyi e partiye bence orada üstü bunu çok açtı Ahmet abi ama bir laf ediyor. Bu sefer diyorlar ki CHP fonluyor. Oradan bir dönüyor birileri diyor ki AK Parti aslında fonluyor bu insanları. Onu ilk şeyde çıkarttılar. Bunları Zafer Partisi piyasaya sürdü. Evet Ümit Özdağ. Sonra bir Zafer Partisi'ni de eleştirince ben açık açık öyle şeyler ettim ki Ümit Özdağ şaka tabii bunu. Beni görünce oğlum ne derdin var lan Zaferlerle diye böyle şakalaşmıştı benimle. Bak bana ben diğer arkadaşlara fon teklifinin gelip gelmediğini bilmiyorum. Bana iki kere geldi. Ben ikisinde fon da dediğim şöyle senle video çekiyoruz bunun hakkı budur al Yok abi istemiyorum ben ya sen beni bu bununla görüştürebiliyorsan tamam ben onlar röportaj yapmak istiyorum yeter Israrla cebimize para koymak istediler e, e, Murat'la birlikteydik bu arada Murat abi GF yle. biz kimle çekersek Murat'la birlikte gidip çekeriz hı hı. ben Murat'la çekmiyorum dediler bir e, siyasi parti ben dedim ki o zaman ben de gelmiyorum i̇kimiz de çekeceksek ikimiz ikimize geleceğiz Murat'la bana zorla dediler ki alın şu parayı alın şu parayı hayır istemiyoruz dedi e, Dedik bir yemek ısmarlayın götürdüler yeme en kral restoran'da yemek yedirdiler bak bunu açık açık söylerim hı hı. fonlanmak seviyorsa izleyicilerin takdiri. bir de çocuğuma onu da söyleyeyim Meral Akşener çocuğuma bir tane yarım altın yolladı. Galiba Ahmet abiyi de aramıştı Meral Akşener. Onu aradı da ya. ona yarım altın yollamamış. Sana yarım altın mı? <laughs> Bana yarım, mı? yarım altın yollamışsın o zaman. Yarım <laughs> altın söylüyoruz işte. Yarım altın hemen yarım... gittim bozdurdum tabi. Yarım altın çok para abi şu an Yarı, ya. yarım altın Yarım altın aldım. Onun dışında partilerden gelen teklifleri hiçbir şekilde yapmadık. Ümit Özda bunu söyleyeyim. Ümit Hoca çok takıntılı değil bu konularda. Ümit Hoca bana dedi ki Yusuf dedi. Gel dedi bizim partide şu şöyle bir video yap. Yok hocam dedim ben sevmem öyle şeylere. Mesela o tarz teklifler geliyor. Gel partide parası neyse sen bize bu yaptığın animasyonları yap. Memleket Partisi'nden geldi. Bunları söylüyorum açık açık. Ama hiçbirini kabul etmedim. Hiçbirine özellikle hepsine mesafeli yaklaştım. O yüzden hiçbir partiden fon almıyorum. Teklif aldım kabul de etmedim. Sana bir soru daha soracağım. Tamam. Teşekkür ederim bu arada dürüstlüğün için. Eyvallah. Türkiye'de şu an birçok eleştiri kanalı ki birçoğunu ben de tanıyorum. Evet, ben işte de aralarında senin seninle ortak tanıdığımız insanlar da tabii. Var. Siyasi süreçte seçim sürecinde çok girdiler siyasete. Tamam kimden bahsettiğini de anladım. Hepsine ben... giriyorum bu arada aslında. Tamam. Yani hepsine Aa, hep özellikle bilmiyorum. benim aklıma ben biri geldi. Derken, kötü anlamda aklıma yani hepsinden bahsediyorum. Eleştiri kanalı takmayacaksınız bu muhabbetleri. <laughs> <laughs> Dinleyen yani arkadaşlar. Ne düşünüyorsun abi? Popüler kültür. Ee, izlenme kaygısı ama yani bende de var bu hı hı. izlenme kaygısı o yüzden ben bunlara kendimi de eleştiriyorum hadi ben siyaset revaçta diye siyaset yaptık çok bildiğimiz şeyler mi bence hayır hı hı. konuşan arkadaşlar tamam bir kendimi çıkarttım şimdi ben kıralım eyvallah <laughs> eleştiri kanalları özelinde çok bilgililer mi ben zannetmiyorum dolular mı hayır erlik dediğimiz arkadaşı kanalında övebilir miyim Tabii ki niye? Celal Şengör'ün şöyle bir sözü var. Erlik bu arada buradan da senle yayın öncesinde konuştuk. Ben bu kesidi atacağım diyeceğim ki senle. E, heh. Erlik eğer isterse kendisi de ben çok isterim. Ee, görüntüsü tabii ki olmayacak ama onunla muhabbet etmeyi ara sıcak formatında çok isterim. Ve onun istediği gibi isterim bu arada. Yani onun istediği konular konuşuyorsun Tutup ona magazinsel bir soru sormam. Celal Şengör diyor ya. Ben diyor İlber Ortaylı ile ne zaman diyor bir araya gelsem yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu diyor. Hı -hı. Benim de dipsiz kuyu olan e, arkadaşım Erlik. Ben ne zaman kendisiyle konuşursam yeni bir şey öğreniyorum. O yüzden Erlik gibi insanlar yapınca abez gelmiyor. Çünkü çok donanımlı. Çünkü detayına giriyor, incine cincine giriyor. Ama bunlar çıkıyor İşte arkadaşlar bugün Ekrem İmamoğlu Nagihan Alça'nın programına çıktı. Şey otobüste beraber görüntülendi. Ya bildiğim şeyleri anlatıyor. Wikipedia'dan alıp anlatıyorsun yani kardeşim. Kendinden yorum katmıyor. Yorum katsan da çok bilgi bana bir şey katmıyorsun. O yüzden ben görünce bana böyle çok yapmacık gelen kanallar var. Ben şöyle eleştireceğim sadece. Mesela Beyaz'da biz seninle ortak tanışıyoruz işte. Enes Be Beyaz var. Kurt he. ha. Enes var mesela sadece Enes onu da tanırım ben çok sadece eskiden Enes. tanırım bu arada. Ne o biraz çakıyordu. aram kötü onunla ama. Neo'yu bilmiyorum siyasi süreçte çok girdim mi bu işlere. Girmedi işare. o galiba girmedi. Ya ben sadece şey kısmını anlamıyorum. Mesela izleneceğini bildikleri için atıyorlar ve bunu reddettiklerini de düşünmüyorum. Siyasi eleştiri yapıyorlar. Günün sonunda biri onlara bunu söylediği zaman da şöyle bir savunma mekanizması geliştiriyorlar Ya biz o kadar linç yedik ben dava edim sen nasıl bunu? Abi o içeriye girersen linç yersin zaten. Tabii tabii yani, tabii tabii aynen. Bu senin niyetini eleştirmeme engellemez benim. Aynen elimden. öyle. Ya ben şunu sadece isteyen bir adamım. Seni izlediğimde bir şey alıyorum abi ben. Jahrein'i izlediğimde zaten ben siyasi bilgi almayacağımı biliyorum ama gündeminin ücra köşelerine sokuyor Jahrein beni. Izlediğim aynen, zaman. Aynen. Aynen. Erli'yi izlediğimde bilmediğim bir şey öğreneceğimi biliyorum ben oradan. Tabii, aynen. Yani İnanmasam bile açıp araştıracağım. Erlik böyle diyor doğru mu diye. Aynen. <laughs> Şimdi mesela ben de eleştiri içeriye atıyorum. Ama şunu yapmıyorum abi dibine girmiyorum olayın. Çünkü dibine girmem için benim öncesinde bir araştırmam lazım. Yani bir background'un olması gerekiyor Evet siyasi konuda bu kadar dolu bir insan değilim. O yüzden Tam, girmiyorum. Harikasın on numara. ya Bunu söylemek de şey değil acizlik değil evet, yani. yani. Bu arada kızacaklarsa bana bilirler. Hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım Hayır. kardeşlerim benim. Yaşa da benden ya Bir insan bilmiyorsa bilmiyorum desin evet, abi, yani. Bu, Aa, yani, bu. Eleştirmek mi istiyorsun? İçinde senin hep eleştirdiğin şeylere dair bir şey varsa eleştir. Mesela Tabii. bir siyaset figürü sallıyorum işte bir takıma küfür eder futbol takımına al bunu eleştir. Ama iki siyasi lider orada ideoloji üzerinden kavga ediyorlar. Baba senin buna dair ne background'un var da yani, sen birini eleştiriyorsun mesela yani hiç. Ya şey işte aa bugün bu günden bunu yapalım. Başlıkla o onlar yani aynen. Ya bir şey de diyemiyorum açıkçası. Bana bir şey katmıyor ama ben izlemiyorum da. Ben de izlerim. Severim abi. bireysel olarak tanışmışımdır da. Ben de bu arada diğer bütün videolarını izliyorum ben bu kardeşlerimizin ama siyasi o seçim dönemindeki siyasi videolarını izlemiyorum mu? ben normalde de izlemiyorum. Zaten çok şey magazin takip eden bir insan değilim çünkü. Çok teşekkür ederim Yusuf. Rica ederim. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? bak arasacağım bu bölüm sayısı söylemeyeceğim. Kafam karışıyor çünkü onu söyleyeyim ama bugüne kadar çektiğim e, muhabbetten en keyif aldığım bölümlerinden Eyvallah eyvallah kral. biriydi. Sağ. Hatta bölümü de derim de şimdi diğer arkadaşlara ayıp olmasın. Tamam olması. eyvallah. <laughs> çok dolu konuştuk. Çok güzel eyvallah, konuştuk. Eyvallah sağ ol kankim. İnanılmaz teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Kırmadığın içinde de ekstra teşekkür. Benim sana kitabı arada. verdim dedim belki reklamını yaparsın. Şaka yapıyorum. <laughs> kitabı alabilir <laughs> miyim? Kitap getirdi aynen. bana hem de imzalı. Evet aynen. Yukarıda unutmayayım diye bu arada bıraktım. Şimdi getirtiriyorum Hani yoksa bir yere fırlattım attım zannetmeyin. Yok abi estağfurullah yapma. canım ya. Yok ya abi, bizim kitle öyle düşünmez ya. <gülüyor> <gülüyor> aynen kesin düşünmez. Ha, <laughs> aynen aynen aynen. Oh. barıştın o zaman. Küs değildik. Böyle bir gerginliğim vardı benim onunla. O öyle bir şey vardı. Sonra erlik işte, gelse sarar ya. Erlik çok sarar ben sana söyleyeyim. Gelir de o öyle biri değil. Bilmiyorum. O tayfada bir Javs beni sevmiyor. Onun da nedenini bilmiyorum. Bir ya kere Jaws bazen çocuk çocuk takılıyor ya. Ama o da kralları ya. Tanışırsa ya iyi seversin. İyi biridir mutlaka. Evet. Yusuf Kaya Alp'in Tarihe Darbe Vuran Liderler. <laughs> Mizahı anlatın parantez içinde. <laughs> tarihe Darbe Vuran Liderler kitabı. Şu <laughs> İsmi <an> böyle miymiş? <laughs> ben de ve... Şurada bir imzasını dağıtmış. <laughs> Kardeşim benim. Bu kitabı bir hafta içinde bitirme sözü veriyorum. Bir hafta diyorum. Kitabın kısa... Çok kısa şey hap gibi zaten. Ben, öyle bitirsin. Ben bir haftada bitiririm. Kanka. Çok okumam çünkü. Eyvallah. yok, yok Okumana seviyorum. da gerek yok kanki. Öyle kütüphanene koy kalsın. Okuyacağım abi ben bunu. Eyvallah. Tarihi seviyorum çünkü. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine aynı şekilde açıklamalar kısmında Yusuf'un kanalı da var. Zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız oradan Yusuf'a da abone olmayı, videolarına şöyle bir göz gezdirmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın